Gülcem Çafak'ın Dokunay YouTube'un en büyük coğrafi kanalına hepiniz hoş geldiniz. AYT Kırmızı Hafta genel tekrarlarımız başlıyor. Ben de konsepte uygun olarak kırmızı gömleğimi giydim bugün. Hocam Kırmızı Hafta genel tekrar ne demek? Bir de turuncu hafta genel tekrarlarımız oluyor bizim. Şimdi Kırmızı Hafta genel tekrarlardayız. Hatta TYT'nin Kırmızı Hafta genel tekrarını yaptık şuraya bırakıyorum. Ne demek hocam bu Kırmızı Hafta genel tekrarlar? Gençler bakın Z takımı kitaplarının içinde farklı bir konsept var. Ne bu? Bütün Z takımı kitaplarında var. Mesela mavi test var burada görüyor musun? Bir de hemen arkasını açayım. Yeşil test var burada. Kamp yaparken mavi ve yeşil testleri kullanıyoruz. Bir tanesini kavramak için, bir, ka bir tanesini de pekiştirmek için kullanıyoruz. Sonra bir de kırmızı testlerimiz var bizim bakın. Bu kırmızı testleri hiç çözmüyoruz. Bu kırmızı testleri bir dakika bunu koymayayım. Kullanacağız şimdi onu. Bu kırmızı testleri hep beraber çözeceğiz diyoruz. İşte şimdi bu kırmızı testlerle size genel tekrar yapacağım ben. Bütün konunun sonunda olduğu için bu konu 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 şeklinde hepsini şimdi tek bir videoda çözüp size müthiş bir genel tekrar fırsatı sunuyoruz. Sadece bir tane de genel tekrar yok bu kitap. Bu kitabın sonuna ayrıca bir de turuncu testler koyduk biz. Şöyle bakın şu şekilde. Bu turuncu testleri de sınava bir ay kala çözeceğiz. Turuncu hafta gelecek. Hem TYT'nin turuncu haftası olacak hem AYT'nin turuncu haftası olacak. Böylece sınava bir ay kala da yine bir genel tekrar yapmış olacağız. Yani ne yaptık? Kampımızda yeşil mavi testlerle konu anlatımını öğrendik. Kırmızı testlerin hepsini tek bir videoda çözüp bir genel tekrar yaptık. Turuncu testlerine de ikinci genel tekrarımızı tamamlamış oluyoruz. Bu konu sept gençler özellikle öğrenme açısından tasarlandı bilerek tasarlandı. İki genel tekrarla sizi sınava rahat rahat uğurlayalım diye. İşte o kırmızı haftanın ilk genel tekrarını yapmaya başlıyoruz. İlk video benden. Sadece ben çözmeyeceğim. Şöyle şu tarafa koyayım. Z takımı hocalarına bakın. Onun için de ben başlıyorum. Sonraki günlerde diğer hocalarımız başlayacak. Kırmızı hafta AYT genel tekrarlarını şöyle hemen hızlı bir şekilde bir haftada bitirebilirsiniz. Turuncu haftada da görüşeceğiz. Çok fazla uzatmayalım. Nerede bu ya? Tabletin kalemi nerede? Tabii tamam buradaymış. Tabletin kalemini de aldım. Ben hazırım. Sen de beğen tuşuna bastın. Abone olarak azlandıysan. O zaman ne diyoruz? Yunus bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gelin şu sorulara para fatalı. Geldi kırmızı haftaya. Sayfa 15'i açıyorsun. Birinci sorudan başlayalım şöyle. Gençler bizim kitaplarımızı BKM kitap üzerinden uygun alabilirsiniz. Bazı sitelerde pahalı oluyor ve siz de bana pahalı diye yazıyorsunuz. BKM kitapta Z takımı kitaplarının hepsi paraf yayınları kitaplarının hepsi %15 indirimli diğer siteler göre. Bir de CK kodunu yazdığınız zaman bir %10 daha indirim alıyor. %25'e yakın indirimli oradan alabilirsiniz BKM Kitapla. Anlaştık biz. Aynı zamanda Paraf Yayınları'nın bütün kitaplarında da geçerli kod aklında olsun. Şimdi gelelim genel tekrarımıza. Seni dedim AYT'yi ezberlemek ile uğraşmayın. Bize çok basit soruluyor. Hatta sadece şu genel tekrar videosunda bile belki birçok soruyu yakalamış olacaksın. Dıdısının dıdısına kadar lütfen soruları ezberleme. Sadece şurada sorulardan bilgi çıkartmaya bak anlaştık mı? Eline defterini aldın. Hazırsın. Ben de hazırsam bilgileri yazacaksın o deftere. Başlayalım. Ekvator çevresindeki denizler özellikle de mercan resifleri tür çeşitlerinin fazla olduğu alanlardır. Bu alanların tür bakımından zengin olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Şimdi mercan resifleri, mercanlar hani şu özellikle sıcak denizlerde oluyor bunlar. Canlıların yaşadığı, canlıların iskeletlerinin birikerek oluştuğu öyle rengarenk şekillerde, değil mi? Bakalım. Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması burada canlı çeşitliliğini arttırır. Zaten ekvatora yakın yerlerde oluyordu bu mercanlar. Nedeni ne? Deniz suyu sıcaklığından kaynak. Zaten ekvatordan uzaklaşıldıkça bu mercanlar olmuyor. Deniz suyu sıcaklığı iyi olduğu için canlı çeşitliği fazla olabilir mi? Evet. Aynı zamanda burada sularda oksijen ve besin bakımından zengin buralar. Bu da canlı çeşitliliğini arttırır mı? Evet. Güneş ışınların ulaşılabileceği derinlikte olması. Bakın bu mercanları büyüten etkenlerden bir tanesi. Yani o bölgeler biraz sığlar gençler. Çok derin değil. Derin olmayınca da güneş ışınları dibine kadar ulaşabiliyor. Diyor. Bu da canlı çeşitini arttırır mı? Evet. Ama balık yetiştiriciliğinin yaygın olması canlı çeşitliliğini arttırmaz. Şöyle maviye alalım. Neden? Neden arttırsın? Ya canlı çeşitleri canlı yetiştiriciliği diyor. İnsanlar orada yetiştiriyorsa zarar verecekler hatta oradaki canlı tür ve çeşitliliğini. Canlı çeşitliliğini insanlar yetiştirdiği için arttıramazlar gençler. Bu yanlış. Su basıncı düşük olması bu da etkili olur. Çok derin yerler olmadığı için su basıncı fazla değil. Bu da canlı çeşitliliğini arttırır. Cevap de Geçen diğer soruya. Mer mercanların notunu al bilmiyorsan öğren. Mercanlar canlı çeşitliği için fazladır. Bu notu al. Canlı tür ve çeşitliği mercanlarda fazladır. Ve mercanlar sıcak denizlerde ekvatora yakın yerlerde görülür. Notunu al. Zaten sana sorulursa bu sorulacak. Dünyanın dört farklı yerinde özel cihaz ile havadaki gaz ölçümü yapılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre yukarıdaki ölçüm sonuçlarına sebep olan olayla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? K'da karbondioksit normal değerlerin üzerindedir. L'de oksijen miktarı normalden fazladır. M'de azot normal değerlerin üzerindedir. P'de hava nemi normalden fazladır bakalım. K sanayi tesislerinin fazla, ormanların ise yok denecek kadar fazla olduğu bir bölgedir. Bir yerde sanayi tesisi fazlaysa karbondioksit fazladır bakalım. KD karbondioksit normal değerlerin üzerindedir. Demek ki burası sanayi yeri. Eledik doğru. L ormanların yoğun ve insan yaşamından uzak bir bölgededir. L oksijen varmış bakın fazladır diyor. Evet ormanlar o zaman burada yoğundur. Eledik. M şehir merkezinden uzak bakalım. M'de azot normal değerlerin üstündeymiş. Yerleşmeyin yoğun ol bir bölgedir. Azot varsa bir yerde azot olacak. Tarım yapılıyor. Demek ki insanların olması lazım burada. Bu yanlış. İnsanların olmadığı bir yer değil burası. Diğeri P sıcaklığın yüksek ve buharlaşmanın fazla olduğu bir bölgededir. P havadaki nem normalden fazlaymış. Nem su bağrı. Nem su bağrıydı. Şöyle biraz kenara kayayım. Ortalamamışım bunu. O zaman P sıcaklığın yüksek buharlaşmanın fazla olduğu bir yer. K fotosentezin. K diyorum K ama ben CK'dan dolayı K diyorum hep. K fotosentezin az. L ise fazla olduğu bölgede. K bakalım. Evet, karbondioksit fazlaysa demek ki fotosentez fazla olmamış burada. Fazla olsa oksijen fazla olurdu. L de fazla olduğu bölgedir çünkü L de oksijen var. Bunu da eledik. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Şimdi bakın gençler, testlerle genel tekrar yapmak çok daha mantıklıdır. Neden? Çünkü sen bilgiyi biliyorsun. Bütün sene boyunca çalıştın. Şimdi burada en önemli yerlerini genel tekrar ediyor senin. Ne yaptın? Mercanların ne olduğunu öğrendin. Ne yaptın? Şimdi burada fotolize öğreneceksin. Tekrar edeceksin. En önemli yerleri tekrar ediyorsun. Azotun bitkiler tarafından kullanılır duruma gelmesinde Yukarıdakilerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Az ot yiyordu. İtler, atlar değil mi? İtler, atlar, az ot yiyordu. Az ot konusunu anlatırken yıldırım ve şimşekler çakmıştı. Hatırlıyorsun oradaki bir anda kulağını çınlatan sesi. Fotoliz ne peki hocam? Fotoliz, foto, oksijen. Hemen tekrarımızı yaptık hocam bu. Oksijenle alakalı eledim. Nitrifikasyon, nitrit, nitrit, nitrit itler itler atlar ne yiyordu? Az ot yiyordu o zaman bu. Azotla alakalı. Fotosentez olayı oksijen döngüsü ile alakalı eledik. Yıldırım şimşek düşmesi azotla alakalıydı. 2 ve 4 azot. Cevap de geçelim diğer soruya. Yeryüzünde aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya büyük yaşam kuşakları adı verilmektedir. Aşağıda hangisi haritada üzerinde renklendirilerek gösterilen biyomun özelliklerinden biri değildir? Hemen baktım bu biyoma hocam burası çöl. Dünya haritaları kampında Çöllerin yerine öğrenmiştik biz. Burada hayvanların genellikle açık renkli olması, evet, açık renklidir buradaki hayvanlar. Güneşten çok etkilenmeyecekler. Beyaz tişört giyiniyoruz ya aynı mantık. Birincil tüketicilerin ihtiyaçları olan enerjiyi karşılamakta zorlanmaları, yani ot var mı burada? Birincil tüketiciler neydi, ne yiyecek? Üreticileri yiyecek. Ürete ot, ot var mı burada? Yok. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanacaklar o zaman. Bitki örtüsünün seyrek, ot, çalı ve kaktüslerden oluşur. Evet, çöl burası ot çalı var. Bitkilerin gelişmiş kök sistemine sahip olması bitkilerin niye burada gelişmiş kök sistemi var? Çünkü bir kaktüs suya ulaşamıyor. Suda, suya ulaşamadığı için çok derinlere gitmesi lazım. Çok uzaklara gidebilmesi için uzun kök sistemleri geliştirmesi lazım. E bu da kök sistemlerinin gelişmiş olmasına neden oluyor böyle yerlerde bitkileri. Tamam. Bitki ve hayvanların olumsuz koşullara karşı dayanıklılığının az olması. Hayır. Neden? Burada bitki ve hayvanlar çöl burası. Olumsuz koşullara karşı, karşı çok dayanıklılar. Dayanıklıkları az değil. Dayanabildikleri için yaşayabiliyorlar orada zaten. Cevabımız e geçelim diye soruya. Bazı özellikleri verilen biyom haritada numara olarak gösterilen alanın hangisinde yer alır? Bu sene ben artık AYT'de biyom sorusu bekliyorum. Böyle bir biyom sorusu çıkabilir karşımıza. Çünkü döngülerle alakalı sormuşlardı. Artık biyoma geçmeleri lazım. Bak uzun boylu otlar varmış burada tamam. Ama yer yer ağaçlar çalılar varmış. Uzun boylu ot. Hayvanlar belirli dönemde göç ediyorlarmış. Ha. Bir dönem diğer tarafa bir dönem bu tarafa. iki yer. Ekvatoru saran iklim olması lazım. Bir kuzeye bir güneye. Kurak mevsimde otlak yaygın yangınları meydana gelmektedir. Bitki ve hayvan türleri kuraklığa dayanıklıdır. Ekvatorun bir üstü ve bir altındaki savan iklimini anlatıyor bize. Saran iklimi ekvatoru. Saran iklim bakın. 4 numara belgesellerin çekildiği yer. Cevabımız de. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bir ekosistemdeki besin piramidi verilmiştir. Bu ekosistemde üreticilerden tüketicilere doğru. Unsurlarından hangilerinde azalma görülür? Üreticiden tüketiciye doğru gideceğiz. Yani şu şekilde gideceğiz. Biyo kütlemiz azalacak. Bakın buradan buraya gidiyoruz. Aşağıda daha fazla kütleye sahip. Yani bütün dünyadaki otları düşünün, bitkileri düşünün, biyokütlesi daha fazla. O zaman biyokütle azalacak mı? Azalacak. Desteklenen birey sayısı. Bakın birey sayısı giderek ne yapıyor? Azalıyor. Azaldı mı? Azaldı. Bir sonraki basamakta aktarılan enerji ne demiştik? Yüzde on yasası. Bu soruda da yüzde on yasasını tekrar. Yani aşağı basamaktan yukarıya çıkarken enerjinin sadece yüzde %10 onu 100 Yüz enerji var diyelim. Ben gittim ot yedim. Bana bunun yüzde onu geçiyor. Beni yiyen birine yüzde onu geçiyor bu şekilde yukarı çıkıldıkça %10'u geçebiliyor. %10 yasasını unutma. Bu da azaldı mı? Azaldı. Yani 1, 2, 3 hepsi azaldı. Cevap E. Geçelim diğer soruya. Şimdi gençler bakın sorulara dikkat edin. Bu sorular genel tekrar yapabilmen için seç. Yani fotolize öğrendin. Azotun nitriti nitratı tekrar ettin. Tekrar ediyoruz bakın. Özellikle mercanları tekrar ettin. Lütfen buradan çıkartman gereken hap bilgi varsa. Eğer yeni öğrendiğin bir bilgi varsa şu an bir soru çözüm not defteri al ona bunları not et. Tatlı su biyomları akarsu ve durgun sulardan oluşur. Akarsu çeşitli canlılar yaşamaktadır. Durgun su ekosistemleri ise göl, bataklık, gölet ve baraj göllerinden oluşmaktadır. Bu ekosistemlerdeki biyoçeşitlilikle ilgili aşağıdan hangisi yanlıştır? Akarsuların kaynağından ağzına kadar olan her kesiminde yaşam alanı farklılık gösterir. Evet doğru. Kaynak kısmı çok engebeli dağlık olduğu için daha az canlı tür ve çeşitliği varken ağız kısmı denize döküldüğü yer orada daha fazla canlı çeşitliği var. Doğru. Denize dökülen akarsuların ağız kısmında tatlı ve tuzlu suların karışmasına bağlı olarak biyo çeşitlilik azdır diyor. Yanlış. Tekrar söylüyorum gençler. Bakın bu soru çok önemli. Çünkü bize denizle alakalı sorular sordular bundan önceki yıllarda. Tatlı suyla alakalı sorulmasını zamanı geldi. Akarsuyun ağız kısmında canlı çeşitliliği daha fazla. Çünkü akarsu ağzından denize döküyor bunu. Ağzından denize döküldüğü için tatlı su, tuzlu su karşılaşma alanları canlı çeşitliliği için çok zengindir. Tatlı sulardan besin geliyor tuzlu suların olduğu yere. Burada canlılar çok zengindir. Bu yanlış o yüzden. Devam edelim. Buradan bilgi öğren. Akarsularda biyoçeşitliğin en fazla olduğu yer, bakın biyoçeşitliğin en fazla olduğu yer, akış hızının azaldığı ağız kısmıdır. Az önce söyledik. En fazla biyoçeşitlik ağız kısmında. Çünkü orada hem akış hızı azalıyor hem de bütün besinler oraya geliyor. Tamam. Doğru. Göğüslerinde çeşitli mikroorganizmalar, kurbağalar, su yılanları ve balıklar yaşar. Tamam. Doğru. Kaynağına yakın kesimlerde akarsuyun akış hızı fazla olduğundan buralarda yaşayan canlı türü daha azdır. Lütfen bu bilgiyi unutma. Bakın akarsu yukarıda kaynak kısmında daha engebeli yerde aktığı için canlı çeşitli orada daha az. Evet cevabınız olursa geçelim diğer soruya. Haritada gösterilen alanların hangilerinde üreticilerden birincil tüketicilere aktarılan enerji miktarı daha azdır? Bitki olursa enerji fazla aktarılır. Bitki yoksa enerji aktaramazsın. Bitki bize ne diyor? Bitkinin olmadığı yer. Bakın 1 ve 5'in olduğu yer ekvator ikliminin olduğu yer. Burada fazla bitki var. Muson ikliminin olduğu yer kıtanın son tarafı bakın muson. Yine burada bitki fazla var ama 2 numara çöl. Bitki yok. 3 numaranın olduğu yer kutba doğru gidiyor artık. Burada bitkiler azalıyor. En 2 ve 3'ün olduğu yer. Cevabımız C. Burada bitki tür ve çeşitliliği daha az olduğu için enerji aktarımı daha az olacak. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Canlı dokuları meydana getiren bileşikleri oluşturması nedeniyle hayati öneme sahip olan karbon, karasu ve atmosfer arasında dolaşarak bir döngü oluşturmaktadır. Aşağıda hangisi bu döngü sırasında atmosferde? Karbon üretiminin gerçekleştiği durumlardan biri değildir. Karbonu üretmek tüketmek. Üniversite sınavında böyle soruyorlar bize bunu. Şimdi yorumlamayı yapalım. Kireç taşının çözünmesi. Şimdi mi? Bir kireç taşı var. Düşün. Kireç taşı eridi, çözündü. O zaman doğaya karbon çıkacak değil mi? Karbonu ne yaptın? Ürettin. Doğaya karbon çık Yani sen burada karbonu üret, ürettin. Böyle yorumla bunu. Ormanların yakılarak tahrip edilmesi. Ormanı yaktın dışarı karbondioksit çıktı, karbon çıktı. Karbonu ne yaptın? Ürettin. Ü yazalım kısaca. Üret. Bitkilerin fotosentez yapması. Bitki fotosentez yaparken karbondioksiti ne yaptı? Aldı. Alırsa doğadan çekti. Tüketmiş oldu. Bu tüketti. Geri. Fosil yakıtların kullanılması. Fosil yakıt yaktım dışarı karbon verdim yani karbon üretildi daha çok karbon var artık ölen canlılar ayrıştı ben öldüm ayrıştım içimdeki karbon dışarı çıkacak üretilmiş oldu hangisinde üretilmezdi diyor tüketilirdi diyor yani cevabımız C geçelim diğer soruya Aşağıda hangisi ekolojik döngülere insan müdahalesi olarak değerlendirilemez sulak alanların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi ekoloji var ve buna insan müdahalesi var her zaman ne dedim sana sulak alanları kurutamazsın bu yanlış arazi kullanımıdır. Her zaman uyardım seni. Tarım alanına çeviremezsin. Yanlıştır. İnsan müdahalesi var mı? Var. Akarsular üzerinde barajlar kurmak. Ekolojik döngüye insan müdahalesi var mı? Var. Baraj kurdun. Canlıların geçişini zorlaştırdın. Evet. Dönenceler çevresinde alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak kuraklık yaşanması. Dönenceler çevresinde niye kuraklık yaşanıyor? Alçalan bir hava var bu. Bu yüzden. Çöl oluyor burası. Peki bunu insan mı yapıyor? Hayır. İnsan müdahalesi değil. Bize insan müdahale soruyordu. Cevabımız C. Ormanlardaki ağaç türlerini tahrip etti. insan İnsan müdahale etti bakın. Aşırı ve bilinçsiz avlanma, insan müdahale etti. Cevap C. Evet, ekosistemle alakalı karşımıza zaten çıkabilecek soruların hepsini çöz. Merak etmeyin. Mesela gidin, geçmiş yıllarda çıkmış ekosistemle alakalı sorulara bakın. Büyük bir ihtimalle çözdük soruyu. Geçelim diğer konunun kırmızı testine. Sayfa 29'u açıyorsunuz. Tabii bunları benimle beraber değil, benden önce çözüp sonra beraber çözmeniz lazım. Anlaştık mı? Aşağıda bir ülkenin nüfus artış hızının, geldik nüfus politikalarına. Oranları devam ettiği halde 2050 yılına ait nüfus piramidi tahmini olarak göster Bakın ne yapmış? Aşağı kesimler daralmış. Doğum oranları azalmış. Bu ülkede gelecekte aşağıdaki sosyoekonomik sorunların hangisinin yaşanması beklenmez? Doğum oranları azalmış. Gelişmiş bir ülke haline gelmiş. Nüfus burada kendini yenileyemez artık. Doğumlar yok çünkü. İş gücü açığa çıkacak. Altta çalışacak. Bakın çalışacak nesil yok. Alttan gelen nesil yok. Almanya burası ya. Almanya burası. Evet böyle bir sorun yaşandı mı? Yaşanır. Nüfusun giderek yaşlanması. Bakın nüfusa giderek yaşlanmış nüfus. Yaşanır. Kişi şu an. Gelirin azalması. Hayır. Kişi başına düşen, düşen milli gelir artar. Neden? Çünkü doğumlar azalıyor. Az insan oluyor. Az insan olursa da kişi başına daha çok para düşer. Azalmaz artar o. Sosyal güvenlik kurumlarının giderek artması bu neyle alakalı? Bu kadar çok yaşlı olursa SGK sosyal güvenlik kurumu artar. Çünkü yaşlara bakmak lazım. Cevap de geçelim diğer soruya. Türkiye'de doğum, ölüm ve göçler sonucu değişen nüfus özellikleriyle birlikte nüfus politikalarında da değişiklik olmuştur. 1923-1963 yıllarını kapsayan dönemde ülkede ...daha çok nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politikalar uygulamıştır. Bakın 1923, Türkiye daha yeni kurulmuş. Neydi oradaki politika? Yeni kurduk Türkiye'yi, 1923 diyor. Yeni kurduk, insanlara ihtiyacımız var, çalıştıracak insan lazım, savaştan çıkmışız. Aşağı aksi bu durumun gerekçeleri arasında gösterilemez. Savaşlar nedeniyle nüfus azalması yaşanmıştır 1923'te, savaşlardan çıkmışız biz. Ülkeyi yeni kurulmuş, e, nüfus lazım. Sağlık koşulları da yetersiz olması, ölümlerin fazla olması, evet. Sağlık yok ki o dönemlerde, 23'ten bahsediyoruz. Sağlık olmadığı için ölümler fazla nüfus lazım bize. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşmaya başlaması. Tarımda makineleşme yaygınlaşırsa eğer o zaman senin fazla insana ihtiyacın olmaz ki. Tarımda makine yapıyor bunu zaten. O zaman fazla insana ihtiyacın olmaz. Fazla insana ihtiyacın olmazsa da nüfusu yükseltmeye çalışmaz. Bakın gençler 1963'ten sonra bu 63'ten sonra nüfusu arttırma politikası bırakılıyor. Niye? Çünkü tarımda makineleşme oluyor. Makineleşme olunca nüfusu yükseltmeyi bırakıyorsun. Artık. Yani sen tarımda makineleşme yaygınlaşırsa nüfusu yükseltmek istemezsin. O yüzden bu 1923-63 arasındaki politika değil. Nüfusu askeri güç olarak düşünülmesi evet hala askeri güç olarak düşünüldüğü için arttırmaya çalışılmış. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç bu dönemde fazlaymış. Tamam. Makine kullanmaya başlarsan nüfusu yükseltmeye değil azaltmaya çalışır. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Sahip olunan kaynaklara oranla nüfusun az olduğu ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının düşük olduğu yerlerde bak sahip olunan ekonomik kaynak diyor. Sahip olunan ekonomik kaynaklar bu kadar tamam mı? Oranla. Yani bu cümle ne demek? Bunu iyice yorumlamayı öğrenmen lazım. Sahip olunan ekonomik kaynaklara oran burada nüfusun az olduğu. Bak kaynaklar burada nüfus azmış. Kaynak fazla nüfus az. O zaman gelişmiş bir ülke. Nüfusu arttırmaya çalışırsın değil mi? Nüfus arttıracaksın ki kaynaklarını tüketebilesin. Tamam? Ya da ekonomik büyümeye oranla ekonomik büyüme burada nüfus artış hızının düşük. Ekonomik büyüme burada nüfus artış hızı burada. O zaman senin nüfus artış hızını arttırman lazım. Ekonomik büyümeyle eşit seviyeye getirmen lazım. O zaman bu gelişmiş ülkeler özelliği değil mi? Gelişmiş ülke. Almanya'dan bahsediyoruz biz. Almanya'dan bahsediyoruz. Almanya gibi gelişmiş bir ülke. Fransa gelişmiş, Japonya gelişmiş, Avustralya, Rusya gelişmiş. Brezilya bunlar arasında gelişmekte olan daha düşük ülke. Hangisi biri değildir? Brezilya değil. Cevapa geçelim der soruya. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması ve büyümesinde eğitim fonksiyonu ikisi daha belirleyici olmuştur? Detroit sanayi, Şangay liman, özü en başta liman sanayi birçok şey var burada. Johannesburg madendi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. Dubai petrolden dolayıydı. Son zamanlarda turizme dönüşmeye başlamıştı değil mi? Ama Cambridge eğitimle alakalı. Cambridge Üniversiteleri Oxford bunlar eğitimle alakalı. Cevap A. Geçelim diğer soruya. Türkiye'de köy altı yerleşmelerinin biri olan yaylalara genellikle ilkbahar ve yaz. Dur. Burada dur. Hemen şuna bir yıldız at. İşte çıkma ihtimali olan soru budur. Yaylalar sorulabilir sana köy altı yerleşmelerinde. Dikkat et. Eğer köy altı yerleşmesi sorulacaksa. Öğren şimdi bu paragraftan yaylayı öğren. Genellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde yüksek kesimlerde gür ot toplarından hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşturan yerleşmeler Genellikle dağlık bölgelerde yayla yerleşmeleri daha fazladır. Bak ne diyor? Dağlık diyor. Son yıllarda turizm amaçlı kullanılan yaylaların sayısı hızla artmaktadır. Turizm amaçlı da kullanılıyor. Yaylalar köy altı yerleşmelerinin en yaygın olanıdır. Dağlık bir yerde alıyorum hayvanları dağların tepesine çıkıyorum ya da yaz turizminin olduğu yerlerde. Akdeniz kıyılarında insanlar serinlemek için yüksek kesimlere de çıkabiliyor. Yer şekilleri göz önüne alındığında harita numaranın yerine hangisi yayların kurulmasına diğerlerine göre daha az elverişlidir. Dağlık olması lazım yayla olması için. Türkiye'nin dağlık düz yerlerini öğren demiştim sana ilk olarak değil mi? Bütün soruları öyle çözebilirsin. Bir numaranın olduğu yer düz. Burada nasıl yayla yapasın? İki numaranın olduğu yer düz. Nasıl yayla yapasın? Bak 3 numara, 4 numara. Burada daha çok böyle yazın serinlemek için yaylalara çıkıyorlar. 5 numaranın olduğu yerde hayvancılık için yaylalara çık. Bunlar yayla. Ama bir ve iki yayla yok. Düz yerler. Türkiye'nin düz yerleri bakın şuralar düz. Şu iç kesimler düz. Güneydoğu Anadolu şu düz. Cevabımız ve iki Adana. Geçelim diğer soruya. Aşağı grafikte bir ülkenin nüfus piramidi gösterilmiştir. Bu ülkenin uygula uygulayacağı politikaları, bu ülkenin uygulayacağı nüfus politikaları arasında aşağıdaki hangisi yer almaz? Bakın bu piramide aşağıda çocuklar, doğ doğanlar fazla değil mi? Bu gelişmemiş bir ülke. Buna hemen bir tane somutlayalım bunu. Somali. Somutladık şimdi bunu. Yani en gelişmemiş ülkeyi düşüneceğiz. Ona göre yorum yapalım. Bu ülkenin uygulayacağı hangisi yer almaz? Somali. Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaştırılması. Çocukları azaltması lazım Somali'nin değil mi? O zaman ne yaparsın? Aile planlaması uygulamasını arttırırsın. insanları eğitimli hale getirsin. Çocuk yapmazlar. Doğru. Bu Somali ne yapması lazım? Çocuk doğumları azaltıcı politika uygulaması lazım. Okur yazar nüfusunun arttırılmasını yaparsın burada. Gelişmemiş bir ülke Somali okul yazar oranını arttırması gerekir. Somali nüfus artış hızını azaltması lazım. Çok fazla Somali'nin nüfus artış hızı. Çok çocuklu aileleri bazı vergilerden muaf tutulması. Somali'de çok çocuklu aileleri vergilerde muaf tutarsan daha çok çocuk yaparlar. O yüzden Somali'de böyle bir vergi indirimi yapmazsın. Almanya'da yaparsın bunu. Almanya'da dersin ki çocuklar arttırsınlar. Vergiden muaf tutacağız sizi. 5 tane çocuk yapın der. Tamam. Kadının iş hayatında daha fazla yer edinmesini Somali'de kadınlar iş hayatında daha fazla yer edinmesi lazım. Bunu yaparsın. Onlar iş hayatına girerse çocuk sayısı azalır. Cevap D. Geçen diğer soruya. Haritada gösterilen şehirlerin tümünde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin geliştiği söylenebilir? Marsilya. Mars'a gidiyorduk. Mars'a gidecektik. Rotamız Mars'tı. Rotterdam. Neyle gidecektik? Vapurla. Singapur. Çok şanslı insanlardık. Şangay. New York. Yeni vapur olsun bu. Yeni vapur. Bütün bunların en geliştiği e, hepsinin ortak güzelliği liman şehirleri oldu. Cevabımız Bursa geçen Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları arasında gösterilebilir? Artı nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonucu. Somutlayın böyle soruları. Nasıl somutladım ben şimdi bu soruyu? Artı koydum, olumluyu işaretledim, somutladım. Bir öncekini somali yazmıştım, somutlamıştım. İş gücünün ucuzlaması. Bu olumlu bir sonuçtur. Bakın tekrar tekrar uyarmıştım sizi. Bakın gençler. İş gücünün ucuz uzaması insanlar için kötü olsa da hükümetler için, devlet için, işverenler için iyidir. O yüzden bunu olumlu bir sonuç olarak karşılar bilgi. Anlaştık mı? Bu olumludur iş gücünün ucuzlaması. Gece kondulaşma artarsa çarpın ketleşme olur her tarafta. Gece kondu evler, tek katlı gece kondu evler bunlar kötü bir şey. Olumsuz. Kalkınma hızının yavaşlaması olumsuz bir şeydir. Kalkınma hızı yavaşladı hızı kalkınamıyoruz. Olumsuz bir şey. Mal ve hizmetlere talebin artması olumludur. Niye hocam? Çünkü mal ve hizmetlere talep artınca daha fazla tüketim olur. Daha fazla tüketim olursa daha fazla üretim olur. Hem üretim hem tüketim artar. Devlet daha çok vergi kazanır. Olumlu bir şey. Hangisi olumludur? 1 ve 4. Bursa. Geçelim diğer soruya. Yukarıdakilerden hangileri? Türkiye'de köy yerleşmelerinin özellikleri arasında yer alır. Bakın köy yerleşmesi. Bununla alakalı soru çıkıyor. Dikkatli dinleyin. Mera, orman, ibadethane, okul, çeşme, yayla gibi ortak kullanım alanları bulunur. Köyde böyle bir ortak kullanım var mıdır? Evet. Köyle alakalı. En küçük idari birimdir. Bakın geçen sene değil ondan önceki sene çık. Yani bu sene değil ondan önceki sene çıkmış sorudur. En küçük idari birim köydür. Tamam. En küçük idari birim köy. Büyük şehir belediyelerinde en küçük idari birim. Büyük şehir belediyelerinde köy yok ki. Büyükşehir belediyelerindeki en idari birim mahallelerdir. Muhtarlar nerede? Muhtarlar neredeyse en küçük birim odur. Muhtar. Büyük şehir olmayan şehirlerde köylerde değil mi? Evet. Büyük şehirlerde köy var mı? Yok. Köyler mahalle olarak geçer. Bunu unutma. Mahallelerinde muhtarları var. Büyük şehirlerdeki durum farklı. Bu da köyün özelliği evet. Genel olarak nüfusları 2000 ile 10.000 arasında arasındadır. Bakın 2000'e kadar olan yerlere köy diyoruz biz. Köy olması için 2000'e kadarsa köy 2000 ile 10.000 arasıysa burası kasaba oluyor artık gençler. Bazı kaynaklarda bu 10.000'e 10 20.000 diyebilir. Bunu unutmayın. 20.000 ya da 10.000 olarak geçebilir. Bu önemli değil. Aklınızda bulunsun. Ama bu araya kasaba diyoruz. 2000'in altına köy diyoruz biz. Yanlış. Büyük bir kısmı dağınık yerleşmelerden oluşmuştur. Hayır. Köylerin bazı yerlerde topludur. Bazı yerlerde dağınıktır. Ama çoğunluğu toplu olarak. Karadeniz kısmında dağınıktır ama gene de iç, güneydoğu birçok yerde topludur. Bunu da eledik. 1 ve 2. Cevap A. Geçelim diğer soruya. Şehirler kendi alanları ile birlikte yakın çevresini de etkiler. Ancak her şehrin etki alanı birbirinden farklılık gösterir. Dünya üzerindeki bazı şehirler yerel, bazı şehirler bölgesel, bazı şehirler ise küresel ölçekte etkiye sahiptir. Aşağıda hangisi şehirlerin küresel etkiye sahip olmasına katkı sağlayan durumlardan biri değildir? Küresel ölçekteki şehirler senin genelde ismini çok duyduğun şehirler. New York, Londra, Pekin, Moskova bunlar. Hangisi biri değildir? Buralar özel finans kurumlarının bulunduğu bulunması. Genelde buralarda büyük borsalar var. Doğru. O onun büyük şehir olduğunu gösterir. Büyük küresel şehir olduğunu gösterir. Kutsal mekanlar barındıranlar da küresel etkiye sahip olabilir. Evet. Çevresi için çekim alanı oluşturması lazım küresel etkiye sahip olan şehrin. Eğitim ve kültür faaliyetlerinin gelişmiş olması lazım burada. Evet. Tarımsal üretimi fazla olması. Yani biz şunu demiyoruz. Bir yerde tarımsal üretim fazlaysa bu küresel etkiye sahiptir demiyor. Yani tarımsal üretim küresel etkiye sahip olmakta o kadar etkili değil. CHP'ye geçelim diğer soruya. Evet bu konunun kırmızı testini bitirdik sayfa 37'yi açıyorsunuz. Şimdi ekonomik faaliyet ve doğal kaynaklar testini çözeceğiz. Mal ve hizmetlerin bir dizi işlemlerden geçirilerek kullanılabilir hale gelmesi olan üretim faaliyetlerini doğal ve beşeri faktörler doğrudan etkilemektedir. Genelde bu üretim, dağıtım, tüketim, doğal kaynaklardan çok soru geliyor. Dikkatli dinle. Buna göre artıda numaralandırılmış alanlarda üretim faaliyetlerini sınırlandıran temel faktörler aşağı de doğru olarak verilmiştir. Bir numaranın olduğu yer şöyle. Burası biraz soğuk yakın. O zaman soğukla alakalı bir durum, değil mi bu? gerçekli değil. Teknolojik yetersizlik değil. Gerçekli değil. İklim olacak. Tamam. İki numaranın olduğu yer. Burası bir Afrika ülkesi değil mi? Yer şekli değil. Daha çok teknolojik yetersizlik olur iki numara. 3 numaranın olduğu yer. E hocam burası Himalaya dağlarının tepesi. O zaman burada yer şekli değil. Cevabımız A. Geçelim diğer soruya. Büyük bir ihtimalle var ya. Sadece şu genel tekrarda bile birçok soruyu yakalayacaksın üniversite sınavında. Son hafta turuncu genel tekrarı da izlemeyi unutma. Sadece bu genel tekrarlarla bile çok çok full'e yakın yapabilirsiniz. Çin'in pirinç, Türkiye'nin buğday, Japonya'nın da Deniz ürünleri üretiminde önde gelen ülkeler olmasına rağmen bu ürünlerin ihtiyacının yetersiz olmasında ihracatının pardon bu ürünlerin ihracatının yetersiz olmasında durumlarından hangileri etkilidir? Türkiye'nin buğday fazla üretiyoruz. Japonya'da deniz ürünleri fazla üretiliyor. Çin'de pirinç fazla üretiliyor ama aynı zamanda fazla da tüketiliyor. Çin pirinci kendine çok üretiyor ama kendine yettiremiyor. Biz Türkiye'de buğdayı kendimize yettiremiyoruz, dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. E Japonlar da sadece deniz ürünü yiyor. Nasıl dışarı satsınlar bunu? Niye dışarı satmıyorlar bunları? Çünkü bu bunlar? Halkın temel besin maddelerini oluşturuyor. Büyük ölçekte üretildikleri ülkelerde aynı zamanda da tüketildikleri iç. Dünya pazarında uzak konumda yer almaları hayır. Uzak da olsan yollarsın, satarsın. Üretilen hatta Türkiye uzak da değil. Üretilen ürünlerin kalitesinin düşük olması hayır. Kalite düşüklüğü ile alakalı bir durum olamaz mı? Cevabımız E. Geçelim diğer soruya. Yer şekilleri üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen faktörler arasındadır. Genel olarak düz araziler, engebeli arazilere göre dağıtımın kolay, tüketiminde arttığı alanlar olarak kaç çekmektedir. Aşağı hangisi yer şekillerinin dağıtım ve tüketim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan uygulamalarından biridir. Olumsuz ol etki olacak yer şekilleri. Seracılığın geliştirilmesi yer şeklini mi etkiliyor? Hayır. Seracı iklimle alakalı iklimin olumsuz etkisini azaltıyor. Tarımda sulamanın yaygınlaştırılması iklimin olumsuz etkisini azaltıyor. Besi ve ahır hayvancılığının önem verilmesi yine iklimin olumsuz etkisini azalttı. Soğutuculu taşımacılık, taşımacılığın geliştirilmesi. Teknoloji gelişmiş burada. Yer şekilleri Ile alakalı bir şey yok. Tünel, köprü, viyadük gibi yapıları inşa edersen yer şekillerinin olumsuz etkisini azaltırsın, daha rahat taşırsın. Cevap E. Geçelim diğer soruya. Yukarıdaki örnekler üretim ve tüketim faaliyetleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisini göstermek için verilmiştir? Şöyle bir yıldız atalım buraya. Soru üretim, dağıtım ve tüketimden her sene gelir. Bu üretim, dağıtım, tüketimdeki mantığı kavraman lazım. Bu yıldız bak yıldız attım soruları 5 kat daha fazla dikkatli dinle. Bazen yıldız atmayı unutuyorum ama neyse. Ülke içi pazarlamada sebze ve meyve ve fiyatlarının yıllara göre değişiklik göstermesi. Niye yıllara göre değişir ki? Demek ki bir dönem yağmur olmuş, bir dönem yağmur olmamış, bir dönem iklim soğuk geçmiş, don yapmış, meyveler donmuş, çiçek açmış, donmuş gibi düşün. İklimle alakalı bir şey var burada değil mi? İklim. Fındık yağ fabrikasının Karadeniz kıyılarında, konserve fabrikalarının Marmara'da, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşması. E fındığın yetişmesi için yine iklim lazım bize orada. İklim belirlemiş. Türkiye'de mango, ananas, hindistan gibi, ananas, ananas, hindistan gibi ceviz, hindistan ceviz gibi ürünlerin tamamının ithalat yoluyla temin edilmesi, dışarıdan alıyoruz. Niye ülkemizin iklimi uygun değil bunları yetiştirmeye? Dışarıdan aldık, kimlerle? Bunlar daha çok kimlerle? Cevap C, içemdir. Zengin doğal kaynakları sahip olan ülkeler bu kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanarak kalkınmalarına katkı sağlamaktadır. Aşağı kaynaklardan hangisi karşısında verilen ülkenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlamaz? Azerbaycan'da ne vardır? Petrol vardır, değil mi? Önemli bir katkı sağlar. Kazakistan orman. <laughs> Güldürme beni. Kazakistan çöl ya, kurak bir Gençler Kazakistan bozkırlık alan daha çok. Öyle düşünün. Türklerden düşünün bozkırlık alan öyle ormanlar yok. Çin taş kömürü dünyada en fazla kömürün yakıldığı yerlerden bir tanesi. Rusya deyince doğalgaz gelir. Doğalgazdan alıyoruz Rusya'yı. İzlanda. İzlanda. Volkanik patlamaların olduğu jeotermal kaynakların yerden gelen sıcak suların olduğu yer. Evet cevap Bursa. Geçelim diğer soruya. Türkiye jeolojik süreçler nedeniyle dağlık engebeli ve yüksek bir ülkedir. Bu durum ülke nüfusunun yerleşme ve ekonomik faaliyetleri üzerinde belirli bir belirgin bir etkiye sahiptir. Bakın dağlık engebeli yüksek bir ülkeyiz. Ekonomimizde de bu etkilidir. Aşağı hangisi? Olumsuz gibi görünen bu durumun insan faaliyetlerine olumlu yansıması olarak değerlendirilebilir. Dağlık engebeli bir ülkeyiz. Bu olumsuz bir şey. Ama bunun olumlu bir etkisi olabilir mi? Bakalım. Hangisi değerlendirilemez? Olumlu yansıması olarak değerlendirilemez. Kış turizmi yapılan mekanların sayısının giderek artması. Bu nasıl? Olumlu değil mi? O yazalım. Olumlu. O yazınca olumlu olmuyor. Artı yazalım. Pozitif yani. Olumlu. Olumlu bir şey bu değil mi? Dağlık engebeli olduğumuz için kış turizmi yapabiliyoruz. Tamam. İklim çeşitliğine bağlı olarak farklı ekonomik sektörlerin gelişmesi olumlu bir şey. Şimdi dağlık engebeli olunca farklı farklı iklimler ortaya çıkıyor. Farklı farklı iklimler olunca farklı farklı bitkiler, farklı farklı şeyler bu da farklı farklı ekonomiyi ortaya çıkartıyor. Tamam. 2x alanlar orayı çok anlayamadılar. Videoyu 2x de dinleyenler. Çünkü ben 2x de kendim konuştum orada. Akarsarın hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması bu da olumlu bir şey. Dağlık engebeli olduğumuz için akarsulardan elektrik elde edebiliyoruz. Oldu bir şey. Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş mera hayvancılığın yapılması olumlu bir şey. Neden? Doğu Anadolu yüksek dağlık, engebeli çayırlar oluyor, Büyük büyükbaş hayvan yapıyoruz. Bu da bize olumlu etkiliyor. Kara ve demir yolu ulaşımında tünel, köprü, viadük türü yapıların kullanılması, yapılması olumsuz bir şey. Çünkü tünel, köprü, viadük yapmak için çok ciddi maliyetler yapıyoruz, yükleniyoruz. Bu da bize zararlı, olumsuz bir şey yani. Cevabımıza e. geçelim diğer soruya. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler aynı zamanda sanayide ham madde olarak kullanılmakta ve bazı bazı sanayi tesislerindeki üretim ve iklime bağlı olarak değişmektedir. Bu durum tarım ve hayvancılıkta üretilen ham madde miktarı ile bu ham maddeleri kullanan sanayi tesislerin üretimini etkilemektedir. Bu etki aşağıdaki faaliyet alanlarının hangisinde daha belirgindir? Bak tarım ve hayvancılıkta elde edilen ürünler sanayide ham madde olarak kullanılıyor. Yapay gübre tarım ve hayvancılıktan elde etmiyorsun. Sentetik kauçuk, kereste, kağıt. Bunlar böyle tarımdan ve hayvancılıktan elde ettiğin ürünler değil. Tarımdan elde ettiğin sebzeleri düşün. Bunlar konserveyi geliştiriyor. Böylece tarımdan elde ettiğin ürün sanayi geliştirmiş oldu. Cevabımız bursa geçelim diğer soruya. Üretilen bir ürünün dünyanın her yerinde aynı oranda tüketilmediği görülmek. Mesela bir ürün var. Dünyanın her yerinde aynı oranda tüketilmiyormuş. Fındık mesela. Bence fındığı, fındığı Afrika'daki Somalililer o kadar fazla bilmiyordur ve tüketmiyordur bence. Bu durum aşağıdaki faktörlerden hangisiyle doğrudan ilgili? Kitle iletişim araçlarıyla reklamının yapılmasıyla. Bakın kitle iletişim aracıyla reklamını yaptırırsan sen bu ürünün Somali'de tüketimini arttırırsın. Bize öyle demiyor. Hangisi tüketilmesi yani dünyanın diğer yerlerinde de tüketilmiyormuş. Buna neden olabilir? Bu tüketilmesini arttıracak bir şey. Azaltacak bir şey değil. Toplumun genel tarafından beğenildiği için moda haline gelirse tüketimini arttıracak bir şey bu. Teknolojik gelişmeleri bağlı olarak, ürünün kolay ve ucuz ucuz üretimini yaptırırsan tüketimini arttıracak bir şey bu. İnsanların ekonomik durumunun farklılık göstermesi işte bu tüketimi arttıracak değil tüketimi azaltacak bir şeye dön. Ürünlerin tüketici ulaştırma hızını arttırırsa bu da tüketimi arttıracak bir şey olur. Hangisi azaltacak olur? Cevabımız deniz geçelim diye soruya. Doğal kaynak ekonomi ilişkisi yukarıdaki şemada numaralandırılan yerlere yazılması gereken ülkeler aşağına hangisine doğru eşleştirilmiştir? Büyük sermaye ve zengin doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler bu kaynaklardan etkin şekilde yararlanmaktadır. Buna bir yıldız at bakalım. Doğal kaynak ekonomi ülkeler ilişkisi. Büyük sermayesi varmış doğal kaynaklardan yararlanıyormuş. Zengin bir ülke seçeceğiz. O zaman hepsi olabilir bunların. Dursun. Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler tek bilgi ve sermaye bakımından yetersiz. Bak zengin kaynağı olacak ama teknoloji gelişmeyecek. Gelişmemiş bir ülke seçeceğiz. Singapur'u eleriz burada. Kanada'yı eleriz burada. Doğal kaynakları bakımından fakir. iş gücü ve teknoloji ve teknolojik açıdan zengin. Bu sefer doğal kaynağı olmayacak. Rusya'nın doğal kaynağı var. Eledik. Teknoloji bakımından zengin olacak. Bakın bunların hepsi, bunların hepsi Güney Kore'ye uydu. Kanada doğal kaynakları zengin. Teknolojisi de zengin. Hindistan zengin doğal kaynağı var. Bilgi ve sermayesi eksik. Güney Kore doğal kaynak bakımından fakir ama bunun teknolojiyle telafi ediyor. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Ülkelerin kalkınmasında zengin doğal kaynaklara sahip olmalarının yanı sıra bu kaynakları teknoloji, iş gücü ve sermaye birikimi sayesinde verimli kullanmaları önemli bir faktördür. Haritada olmaların ülkelerin hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Şimdi burada ülkelerin yerini bilmen lazım değil mi sen? Ülkelerin yerini bilmeden sınava girme hatta Türkiye'deki illerin yerinde bilmeden sınava girme. Ücretsiz bir uygulama yaptım ben gençler. iki yıl uğraştık. Bir coğrafyacının bir uygulama olsun diye kardeşim ben uygulamacı olarak yazılım öğrettim. Uygulamayı çıkarttık. Bir 7-8 aydır kullanımda. Uygulamaya hem Apple'da hem Play Store'da coğrafyanın kodları yazarsanız çıkıyor. Türkiye ve dünya haritaları oyunu yazarsanız çıkıyor. Girin oynayın. Otobüste gidip gelirken oynayın. Türkiye ve dünya haritalarını oynaya oynaya şehirlerin yerini, ülkelerin yerini hepsini öğrenin. Bakın bir numara Kanada. Gelişmiş bir ülke. Rusya gelişmiş bir ülke. Avustralya gelişmiş bir ülke. Güney Afrika Cumhuriyeti gelişmiş bir ülke. Bunlar teknolojileri var ama iki numaranın olduğu yer Venezuela'da. Venezuela. Zengin doğal kaynağı var. Tekcisi yok. Cevabınız Bursa. Zaten çıkabilecek soru da budur burada. Unutma. Geçelim diğer kırmızı testimize. Sayfa 51'i açıyorsunuz. Birinci soruya gelelim. Türkiye'deki Türkiye'de arazinin dağlık ve engebeli olduğu alanlarda ekili dikili alanların oranı azdır. Yer şekli özellikleri dikkate alındığında numaralandıran alanların hangisinde ekili dikili alanların oranının daha fazla olması beklenir? Dağlık engebeli yerleri bilmekle alakalı yine bir soru. Dağlık engebeli olduğunu bildiğinde çözüyorsun soru. Ülkemizde şu kuzeydekiler dağlık değil mi? Şu güneydeki şu kesim yay gibi çizdim dağlık. Bakın bu dağlık yerlerde tarım yapmak zorlaşır değil mi? Makine kullanmak zorlaşır buralarda. Ekili dikili alanlar buralarda daha azdır dağlık engebeli. Ama şu 4 numaranın olduğu yer düz. Burası düz. Şu Trakya'nın orta kesimleri düz. Ekili dikili alan daha fazla. Yani cevabımız D. Geçelim diğer soruya. 1950 yıllarında sonra Türkiye'de çayır ve otlakların bir kısmının tarım alanına dönüştürülmesi sonucu tarım alanları genişlemiş. Buna karşın tarımla uğraşan Nüfus oranı azalmıştır. Bu durum üzerinde etkili olan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Tarım alanı genişliyor ama tarımla çalışan insan sayısı azalıyor. Tarımda çalışan insan sayısı niye azalıyor? Tarım alanları genişlemiş. Makine kullanmış insanlar demek. Artık makineyle kullan yapıyoruz tarımı. Tarımda çalışan insan sayısı azalıyor, makine kullanıyoruz, tarım alanlarımız genişliyor. Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması ile alakalı. Cevap Bursa, Geçelim der soruyor. Fındık yetiştirilen Doğu Karadeniz kıyılarında mıs mısır tarımı da yapılmaktadır. Tamam. Çukurova'da Mısır tarımı yapıldığına göre burada fındık yetiştirilip yetiştirilemeyeceği ve nedeni hakkında ne söylenebilir? Gençler bak Çukurova'da mısır yetiştiriliyor mu, yetiştiriliyor? Güneydoğu Anadolu'da mısır yetiştiriliyor mu, yetiştiriliyor? Konya çevresinde İç Anadolu'da mısır yetiştirilmeye başlandı mı, yetiştirilmeye başlandı? Ama nasıl yetiştirilmeye başlandı? Sulamayla beraber yetiştirilmeye başlandı. Sulama imkanları arttı orada kapla beraber mesela. Arttı, artık mısır yetiştiriliyor. Niye mısır aynı zamanda yağ üretiminde kullanılıyor? Değerli, o yüzden sulama imkanlarının artmasıyla mısır yetiştiril de artmış durum. Ama siz gidip çukura veya fındık ekerseniz onu sulamanız lazım. İklim uygun olmaz ona. Yetiştirilemez. Yetiştirilebilirleri Yetiştirilebilirlerisi yetiştirilemez. Çünkü bu bölgede bal nem, yağış miktarı yetersizdir. Ve siz bu problemi sulamayla çözemez. Nem lazım. Cevap diye geçelim diye soruyor. Aşağı grafikte Türkiye'de yıllara göre organik tarım ürünlerinin miktarı gösterilmiştir. Bakın her geçen yıl organik tarım artıyor. Bu tarım etkinliğinin giderek gelişme göstermesinde durumların hangileri etkili olmuştur? Artıyor dediğim organik tarım. İnsanlar çünkü organik yemek istiyorlar pahalı da olsa. Endüstriyel tarımın insan hayatındaki olumsuz etkilerinin artması bunda etkili mi? Etkili. Endüstriyel tarımda çok fazla ilaç kullanıldığı için ben yemek istemiyorum. Olumsuz etkiliyor beni. Gidip organik tarımdaki ürünleri yemek istiyorum. Etkili. Organik tarım ürünlerinde yüksek maliyetlerin tüketiciye yansıması ve bu ürünün pahalı olması. Ürün pahalıysa üretimi böyle artmaz ki. Tüketim artmaz ki. Bu olumlu bir şey değil. Olumsuz bir şey. Tüketim üretimini azaltacak bir şey, üretimini azaltacak bir şey. Organik tarım ürünleri hakkında yeterli bilince sahip üretici ve tüketici sayısı artması. Ben yeterli bilince sahibim diyorum ki organik ürün tüketmem lazım. Benim bilinç düzeyim arttığı için tüketimim artıyor, tüketim artınca da üretim artıyor. Olumlu bir şey mi? Evet. Mevcut tarım yöntemlerinden organik tarıma geçişin uzun zaman alması. Hayır, uzun zaman değil ki. İlaç kullanmayacağım diyeceksin. Organik tohum bulacaksın. Bu kadar. Çok uzun zaman değil geçmek. Zor değil yani. Cevap 1 ve 3 Bursa. Geçelim diğer soruya. Modern hayvancılıkta yüksek verim elde edilen hayvan cinsleri ahırlarda beslenir. Ahır hayvancılığı. Bu tür hayvancılıkta verimli arttıracak yem türleri kullanılır. Hayvan sağlığına dikkat edilir. Modern ahırlarda geliştirilen bu etkinliğe besi hayvancılığı denir. Evet hayvancılıktan sonra gelecekse buna bir yıldız atalım o zaman. Buna göre besi hayvancılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkat et buna bu soruya dikkat et. Benden demesi. Besi hayvancılığı. Ahırda yapıyorsun bunu. Ahırda yapıyorsan hayvan başına alınan et ve süt üretimi fazladır. Evet hayvanlar dolaşmıyorlar. Enerji harcama Bulundukları yerde duruyorlar, kıpırdamıyorlar. Et ve süt üretimi fazla. Üretim miktarı doğa koşullarına bağlı değildir. Evet, ahırda bas besliyorsun, yemle besliyorsun. Doğalda yağmur yağmış mı, yağmamış mı, çayırlar büyümüş mü? Bu seni alakadar etmez. Evet, et süt üretiminde yıllara göre dalgalanma azdır. Evet, çünkü yine ahırda besliyorsun. Mesela bu mera olsaydı çayırların olmadığı yıllarda dalgalanma olur. Evet, üreticilerin belirli bir eğitim alması gerekmektedir. Evet, besi hayvancılığı yapabilmeniz için bu hayvanları veterinerinden tutun da beslenmesine kadar birçok konuda eğitimli olmanız lazım siz. Üretim maliyetleri düşüktür. Hayır, üretim maliyetleri burada çok yüksek. Çünkü burada hayvanı yemle besle. CHP geçelim diğer soruya. Bu öğrencilerin hangileri doğru yorum yapmıştır? Türkiye belirli dönemlerde uygulanan ekonomi politikaları ile ilgili önceden şu konuşmalar yaşanmıştır. Özge, Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için aşar vergisi kaldırılmış ve tarımda makineleşme teşvik edilmiştir. Doğru. Aşar vergisi kaldırılıyor gençler. Tarımda makineleşme teşvik ediliyor. Ali, 1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik 1929'da evet gençler çok ciddi bir ekonomik bunalım yaşandı. Ekonomik bunalıma kadar sürülen liberal ekonomi politikaları bu tarihten sonra yerini devletçiye bırakmıştır. Devlet artık baktı ki insanlar bunu yapamayacak. Özel sektör çünkü ekonomik kriz var. Kendileri yapmaya kalktı. Devletçiliğe geçildi. Yani Özge ve Ali doğru cevap yapmış. Cevap ah geçelim diğer soruya. Aşağı da çeşitli ürünlerin tarımının yapıldığı yerler gösterilmiştir. Bize sorulursa tarım ürünlerini sorarlarsa işte böyle genel hatlarıyla soracaklar. Bak buğdayı vermiş, incir vermiş, çay vermiş en hatlarıyla. Bu yerlerdeki tarım faaliyetleriyle üzerinde özellikle hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir. Mesela buğday düz yer olduğu için yapılmış değil mi? İncir, iç, çay, iklim bunlar iklimle alakalı. İklimi bir kere kesin alacaksın. Jeolojik yapıdan kastı dağlık engebeli olması değil. Jeolojik yapıdan kastı o yerdeki kayaçların cinsini düşünün. Bununla alakalı. Jeoloji, deprem var mı yok mu? Jeoloji ile alakalı. Bitki örtüsü alakalı değil. Yer şekilleri ile alakalı. Bak düz olması, ikliminin olması ile alakalı. 2 ve 4 en fazla etkileyen. Cevap D. Geçelim diğer soruya. Aşağı haritada Türkiye'de zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlar göstermiştir. Bakın zeytinin yetiştirildiği yerler. Zeytin tarımının yapılması aşağıda hangisinin etkisi daha fazladır? Bakın soru gelirse bize tarımdan böyle yorum sorusu geliyor. Hiç böyle böyle ciddi anlamda bilgi sorusu gelmiyor gençler. Tarım ve madenlere çok takılmayın. Şu soruları çözün geçin. Niye buralarda üretim, zeytin üretimi çok fazla? Çünkü buralar Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi koşullarının elverişli olmasıyla alakalı bir durum bu değil mi? Zeytin üretici Ciliyim. Cevap Bursa. Geçelim diğer soruya. Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinin dağılışı dikkate alındığında haritada hangisinin yaygın olarak yapıldığı yöre yanlış gösterilmiştir? Alın size en genel hayvancılık sorusu. Böyle soruyor gençler ÖSYM. Lütfen bu sorulara dikkat et. A. Şurası Trakya. Çiftliklerin olduğu yerler. Besi hayvancılığı yapılır burada. Ahırda hayvanlar yetiştirilir. Ya bu Ankara civarı ipek böcekçiliği ne demiş bakın. Ankara civarı hayır. Diyarbakır'da vardı. Antalya'da vardı. Bursa'da vardı değil mi? Diyar diyar geziyordu ipek böceği. Nasıl diyar diyar bir saniye bir saniye. Bir saniye diğer diğer yavaş yavaş böyle tırtıl yavaş yavaş bir saniye Bursa 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 bir saniye Diyarbakır'da vardı Bursa'da vardı Antalya'da vardı pek böcekçiliği Ankara civarında değil yanlış arıcılık Muğla civarında dağlık bir yer evet balıkçılık Karadeniz deyince balık gelir akla Erzurum Kars Ardahan deyince de sığır yetiştiriciliği çayırlarda gelir akla. evet cevap Bursa geçelim diğer soruya evet o kısmı da bitirdik geçelim diğer kırmızı testimizi. sayfa 65 madenler ve enerji kaynakları sanayi alakalı sorular çözelim. Birinci soruyu gelsin. Aşağıda Türkiye'de üretimi yapılan 3 yeraltı kaynağına ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu yeraltı kaynakları aşağıda gelen hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? %85'i kimyasal gübrelerin yapımında. Kimyasal gübre en önemli çıkarım mazı dağı pazı yiyecekti. Atlar atlar pazı yiyecekti değil mi? Atların o dışkısı da gübre olarak kullanılacaktı. At at diyorum fosfat diyorum fosfat at diyorum bak. Isı yeme özelliğinden dolayı %85-90'ı sondaj sektöründe kullanılacaktı. Seninle beraber sondaj vurmaya gidiyorduk. Barut. Barut kullanacaktık. Ben orada elimi, elimi kopartıyordum değil mi? Gazi oluyordum. Elim kopuyordu Elbistan Gazi Paşa. Sondajda kullanılıyor. Ne olacak? Barut. Barit. Barut olacak değil mi? Gerekli eski göl tabanlarında oluşmuş dörtül depotlar içerisinde bulunur. Türkiye'ye sahip olduğu 3.2 milyar tonluk rezerv ile dünyadaki toplam rezervin %82'sine sahip. E biz en fazla dünyada hangi madene sahibiz? Bor madeni. Cevap E. Maden sorulursa böyle sorulur sana işte. Şuna bir yıldız atalım. Bu büyük bir ihtimalle bu mazı dağı fosfat barik ya da bor böyle bir şey çıkabilir aklına. Karşına pardon aklına diyor. Cevap E'ye geçelim diğer soruya. Sanayi testlerinin ham maddeye yakın kurulması ulaşımdan kaynaklanan maliyet artışının önüne geçmektedir. Bu nedenle sanayi testleri genellikle ham madde kaynaklarından yakın yerlerde kurulmaktadır. Harita dolandırılan yerlerin hangisinde sanayi tesisleri bu duruma örnek gösterilebilir? Çok güzel bir soru. Bir numaralı yerde pamuklu dokuma tesisleri. Bir de İstanbul'da pamuk dokuma tesisleri var. Orada ham madde mi var? Pamuk orada mı üretiliyor? Hayır. Niye oraya gitmiş? Ulaşımdan dolayı. Pazardan dolayı. Her şeyden özellikle de pazardan dolayı orada. Tüketimi var çünkü. İki numaralı yerde petrol rafinerisi. İki numaralı yerde ham maddeden dolayı mı petrol rafinerisi var? İzmir Ali Ağa'da. Hayır. Niye? Ulaşımdan dolayı oraya petrol rafinerisi var. Petrol çıkıyor mu orada? Hayır. Ham maddeden dolayı değil. Bize hangisi ham maddeden dolayıdır diyor. Eledik. Üç numaralı yerde ka kağıt fabrikası. Üç numaralı yer gençler. Buralar dağlık, ormanlık yerler. Kızıl ağaç. Kızıl ağaç diyorum ya pardon. Kızıl Kızıl Ağaç Karadeniz'de var. Kızıl çamların olduğu yerler buralar. Bu bölge gençler bakın. Muğla çevresi. Bu bölgede kağıt ağaçlardan dolayı var. O zaman kağıt ham madde midir? Evet. O zaman ham maddeden dolayı burada. 4 numaralı yerde demir çelik. İskendemur. İskendemir. 4 numaralı yerde demir çeliğin olması burada. İskendemur. Demirden dolayı ham maddeden dolayı değil. Ulaşımdan dolayı bunu da eledik. Şöyle. 5 numaralı yerde bakır. Samsun'da bakır çıkartılıyor mu? Hayır. Şurada kürede. Şurada Murgul'da çıkartılıyor bakır. Samsun'da çıkmıyor. Samsun'da işletiliyor. Niye? Ulaşımdan dolayı. Bu da ulaşım. Bunu da sildik. Hangisi an madde? Cevap C. Geçelim diğer soruya. Aşağı da çeşitli enerji kaynaklarından elektrik üretilen santrallerin konumu göstermiştir. Bu santrallerden hangisinde kullanılan enerji kaynağı santrallerin bulunduğu yörenin dışından temin edilmek? Al sana yıldız. Enerjiden soru gelirse bu soru gelecek. En genel hattı bu. En genel hattını soracak. Çatal ağzı. Çatal ağzı. Ağzımıza çatal getirirken, ağzımıza çatalla yemek yerken ne yapıyorduk? Taş kömürü. Ah taş kömürü simsiyah. Taş kömürü geliyordu. Çatal ağzı taş kömürü burada çıktığı için Ham maddeye yakın mı? Evet ham maddeye yakın. Elbistan ham maddeye yakın. Bu sefer linyit kömürü elbistan vardı. O elbiseli kızımız kaçıyordu hani. Saray köy deyince aklımıza jeotermal kaynak gelir. Sarayda jeotermalle sıcak sularla ah sıcak sularla. Saray gibi köy burası. Niye? Sıcak sularda yıkanıyorlar. Tamam. Ham madde orada mı? Evet. Ala çatı rüzgar. Çatının üstüne ala çatı çatının üstüne pervane koymuşuz. Öyle düşüneceksin. Al sana rüzgar mı? Evet. Ova akça. Hami. Hamit. Tabat gaza gelip Hami gaza gelip tabakları yıkayan Hami Ali Ağa onu çağırıyordu gel ovadaki buğdayları topla diyordu değil mi? Ova akça gazdı gençler. Gaz dışarıdan geliyor. Ham madde burada mı? Hayır. Bunların ham maddesinin hepsi oradaydı. Ova ki değil. Cevap de geçelim dev soruya. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de coğrafi bölgelere göre yıllık güneş enerjisi potansiyelleri verilmiştir. Yukarıdaki numaralanan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Güneş en fazla Güneydoğu Anadolu'daymış. Şöyle bir sıralama yazacak yapacağız. En azdan başlayalım. En azı ne olur? Karadeniz olur değil mi? Çünkü güneş orada en az olacak. Karadeniz'i eledik. Karadeniz'e daha yakın yer daha en az olacak yine Marmara. Marmara'da biraz daha Karadeniz kısmına kayan kısmı da var. Yağmur da biraz kıştan dolayı belki olabilir. Marmara'yı da eledik. En fazla güneşten yararlanabileceğimiz yer Güneydoğu Anadolu. de oraya koy. Bir Akdeniz, Marmara, en az da Karadeniz. Cevap C. Geçelim deriz. Türkiye'de endüstri kuruluşlarının dağılışı ile ilgili aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Karabük ve Karadeniz Karadeniz Ereğli'de demir çelik sanayisinin gelişmesi. Neden Karabük ve Karadeniz Ereğli'de demir çelik var? Çünkü orada taş kömürü var. Taş kömürü enerji ile alakalı. Nerede? Taş kömürüyle mi? Doğru. Tamam. Bursa, Sakarya, Kocaeli'de niye sanayi fabrikaları var? Ulaşımdan dolayı. Ulaşım ve pazar. Doğru. Seydişehir alüminyum testlerin bulunması. Seydişehir yakınında Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı Ali'yi. Ali'yi mahvediyordu değil mi Seyit Onbaşı? Ali'yi boksta yeniyordu. Niye? Yakın çevresinde boksit yatakları var. Doğru. Muğla ve çevresinde sanayi faaliyetlerinin az gelişmesi Muğla dağlık engebeli bir yerdir gençler. Muğla çok dağlık yani yer ile alakalı doğru. Antalya ve çevresinde endüstri kuruluşlarının az olması ham maddi üretiminin yetersiz olmasıyla alakalı değil. Ham maddi üretilir gençler Antalya ve çevresi. Antalya ve çevresi daha çok turizm amacıyla kullanılıyor. Bir de dağların güneyinde kalıyor. Yüksek dağlık engebeli bir yer var o bölgenin güneyinde kaldığı için. Yanlış cevap e. Geçelim diye soruya. Aşağıda Türkiye'de bir sanayi koluna bağlı Devleti ve özel sektöre ait fabrikaların coğrafyada alışık göstermiştir. Bu fabrikaların hangisi üretilmektedir? Kağıt fabrikaları o kadar çok önemli değil gençler. Geçmişte çok önemli. Sorularda çok soruluyordu. Ama biz yine de bir tane soru koyalım dedi. Bakın kağıt fabrikaları dikkat edin. Karadeniz kısmına yayılmış. Bir de şurada Muğla çevresinde ormanlardan dolayı var. Görüyor musunuz? Bak sana böyle genel dağılımı sorulursa Muğla'da var, Karadeniz'de var. Bu kağıt fabrikası diyeceksin o zaman. Cevap A. Geçelim diye soruya. Haritada başlıca rezerv alanları gösterilen maden aşağıdakiler hangisi? Hah işte sana sorulursa bir maden dem bu kadar ayrıntılı sorulursa anca böyle sorulacak sana. Böyle bütün hepsi verilecek ondan sonra sorulacak. Bak ne diyor? Kro Orhan. Nasıl kodlamıştı? Kro Orhan. Kromu da sorarlar ha. Sorarlarsa bor. Krom bakır sorulur. En çok sorulma ihtimali olan bordur. Bu 4 yılda 5 yılda zaten en evet, bir tek o sorul Sonra krom sorulur bak. Sonra krom sorulur. Al sana yıldız olur. Neden? Bor soruldu. Bu 5 yılda bir bor soruldu zaten. Sırada o zaman krom olur. Çünkü krom zengini bir ülkeyiz biz. Bizim ülkemiz kro zenginidir. Krolar bizim ülkemizde çok fazla da. Kro zengini olduğumuz için soruluyor gençler. Bor önemli. Sırada krom sorulursa sorulur. Kro Orhanı diyorduk. Bana gulemazsınız diyordu. Bana gulemazsınız. Biz de ona kop gel bu tarafa diyorduk. Bakın kop gel. Köydeki köydeki kızı fethetmeye gidiyorduk. Köyü fethetmeye gidecek. Bu kromdur. Cevap. De geçelim diğer soruya. Bakın kodlamalar nasıl işimize yarıyor. Bazı madenlerin çıkarıldığı alanlar göstermiştir. Bu madenler aşağıdan hangisi doğru olarak verilmiştir. Şimdi bakın gençler. Üniversite sınavında son 5 yılda bir tane maden sorusu geldi. O da bor. Şurayı aynı böyle işaretlemişlerdi. Yukarıda verilen dağılış hangi madene aittir demişlerdi. Bor. Borsa. B bor? Borsa. Bursa çevresinde diyeceksin. Sadece Bursa çevresini işaretlediyse bu bor, bu bor. Bak şurada bir üçgen var. Bakır üçgeni. Ben buna bakır üçgeni diyor. Bakırla üçgeni nasıl çağrıştırabiliriz? Hani bir üçgen dedik ya buraya bak bakır. Tamam hocam bir üçgen geldi aklıma ama bu nasıl bu bakıra nasıl bunu koyabilirim ki ben diye bir kodlama yapmamız lazım. Bakır deyince aklınıza üçgen gelmesi lazım. Bakır çabuk şey çabuk ım, şey yapılan bir maden metal. Yani çabuk böyle bükül... ya aklıma gelmedi lanet. Bükülüyor. Çabuk büküldüğü için üçgen yapmak daha kolay. Demirden üçgen yapamıyorsun, değil mi? Bakır telden üçgen yaptığını düşün. Anlaştık? O zaman bu bakır oldu. Bu buna, buna bakın. Türkiye'nin birçok yerinde var demir. Daha çok böyle bakın ne kim anlasan çelebi. Şurada Kangal civarları bak Sivas çevresinde bir yoğunluk görüyor musun? Sivas Divri, demiri, Kangalı buralar. Yani daha çok böyle demir alanları. Evet, bu demire kalık. Demir demir, bor, bakır, demir, bor, bakır. Cevap de. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki endüstri kollarından hangisinin yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık göz önüne alınmamıştır? Hep var ya çıkabilecek soruları çözüyoruz sadece. Hiç öyle bilgi, zorlayıcı bilgi sorusu yok. Tam olması gerektiği gibi. İstanbul'da pamuklu dokuma. İstanbul'da pamuklu dokuma ham maddeyle mi alakalı? Hayır. Pazarla, ulaşımla alakalı. Konya, Karaman'da niye um, um olduğu için ham maddeyle alakalı? Tekirdağ'da, Adana'da ne var? Mısır var, ayçiçeği var, yağ var, ham burada olduğu için. Erzurum Kayseri'de şeker. Çünkü şeker pancarı orada üretiliyor. Ham burada olduğu için. Çanakkale'de konserve. Burada üretiliyor sebzeler. Ham burada olduğu için. Ama İstanbul'da pamuk üretilmiyor. Ham orada değil. Cevap A. Geçelim. Bu testi de bitirdik. Diğer soruya. Sayfa 75'i açıyorsunuz. Kültür bölgeleri 1. Gözünü 4 aç. Gözünü 4 aç. En önemli kısım burası. Üniversite sınavında son yıllarda her yıl bu kültür bölgeleri ile alakalı soru soruyor ÖSYM. ÖSYM kültür bölgeleri gölgelerine taktı gençler. Her sene bir soru geliyor. Şu an üniversite sınavının bir sorusunu çözeceğiz. Yani bu kırmızı testte 9-10 soru var. Bu 10 sorudan bir tanesi üniversite sınavında karşına çıkacak soru. Ona göre çöz. Bu konu en önemli konu. Aşağı bazı medeniyetlerin kurulduğu alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu medeniyetlerden hangilerinin diğerleriyle etkileşimi coğrafi koşullar nedeniyle daha az olmuştur. Çok güzel bir soru ya. Ben olsam var ya üniversite sınavında bu soruyu sorardım. Neden? Hangi medeniyetler daha az etkileşim? Şurada bakın Hint medeniyeti. Mezopotamya medeniyeti, Akdeniz medeniyeti hep bir ticaret içinde oldu. Ama 3 Mısır medeniyeti çölün ortasında olduğu için medeniyetle etkileşim daha az olmuş diğer medeniyetlerle. Ve şurada dağların tepesinde Machu Picchu Ankenti'nin olduğu yer İnka medeniyeti. Nereye inmiş? Güney yarım küreye inmiş ama dağların tepelerine çıkmış. Ona inin aşağı. İnin dağların tepelerinde olduğu için ve aynı zamanda sonradan keşfedilen yeni dünyada olduğu için etkileşim burada çok az olmuş gençler. 1 ve 3 çok güzel bir soruydu bu. Cevap Bursa geçen diğer soruya. Aşağıda ilk medeniyetlerin kurulduğu bazı alanlar numaralandırarak gösterilmiştir. Bu alanlarda gelişme gösteren uygarlıkların hangisine ait özelliğin diğer medeniyetlerin etkileşimi sınırlandırdığı söylenemez. Şimdi bakın ya. Bu son yıllarda ÖSYM ne soruyor biliyor musun? Kültür bölgelerinin dağılışını soruyor. Yani Avrupa kültür bölgesindedir, hangisi hangisi başka kültür bölgesindedir diye. Hep bunu soruyor. Uzun yıllardır da şöyle sormuyor. İlk medeniyetlerle alakalı soru. Bu sene büyük bir ihtimalle soru ilk medeniyetlere kayacak. İlk medeniyetlerin özellikleriyle alakalı soru sorulacak. Şu an bu 10 soruda sınav sorusunu çözüyoruz. Yalvarıyorum sana gözünü dört aç. Hiç konuyu bilmesen bile sadece suç sorudan soruyu yakalayacaksın. Sınav sorularını çöz çözüyoruz şimdi. Dikkat et. Bir numaralı medeniyetin bu alanlarda gelişme gösteren uygarlıklardan hangisine ait özelliğin diğer medeniyetlerle etkileşimini sınırlandırdığı söylenemez. Bir numaralı medeniyetin ant dağlarının yüksek yamaçlarda kurulmuş olması. Evet. Ne dedik? Maçı antik kenti var. Bu yüzden sınırlandırmış mı? Medeniyetlerle diğer medeniyetlerle etkileşimi sınırlandırmış. İki numaralı medeniyetin etrafında çöller var az önce gördük bunu sınırlandırmış evet 3 numaralı medeniyetin ticari yolların üzerinde olması 3 numaralı medeniyet mezopotamya ticari yolların üzerinde mi evet bu sınırlandırmış mı sınırlandırmamış artırmış evet 4 numaralı medeniyetin halkın kas sistemi adı verilen sınıflara ayrılması bu da bir sınırlandırma yapmıştır gelişmesinde o medeniyet kas sistemi hindistan'da ya, devletlerin çok büyümesine ya engel olmuş gençler 5 numaralı dünyanın en uzun savunma duvarını örmesi çin medeniyeti. şimdi şöyle bir medeniyet medeniyetleri baştan alalım mı? Çin medeniyeti olduğu için çevresini Çin setiyle sarınca etkileşim azalmış. Burası Çin medeniyeti. Hint medeniyeti Indus nehirleri çevresinde. Hint medeniyeti Sarırmak Gökırmak nehirleri çevresinde. Çin medeniyeti Mezopotamya medeniyeti neydi? Fırat Dicle nehirleri çevresinde. Nil nehrinin çevresinde Mısır medeniyeti. Ve burada da İnka medeniyeti var. Şurada Yukatan Yarımadası'nın çevresinde Asma medeniyeti var. Akdeniz medeniyetimiz de şu Akdeniz çevresindeydi. Akdeniz medeniyeti denizcilikte gelişmiş. Evet. Genel tekrarımızda yap. Cevap Geçmişten günümüze dünyanın farklı bölgelerinde coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyal bölgelerin etkisiyle medeniyetler kurulmuş ve bu medeniyetler birbirlerini etkilemiştir. Zamanla artan ticari faaliyetler toplumlar arası etkileşimi hızlandırarak medeniyetlerin gelişmesine yardımcı oldu. Coğrafi konumları düşünüldüğünde ticari faaliyetlerin aşağıdaki medeniyetlerin hangisinin gelişmine daha az katkısı sağladığı savunulabilir. Mezopotamya medeniyetinin içinden geçmiyor muydu İpek yolu? O zaman burada daha fazla kat. İnka medeniyeti az önce gösterdim. Baştan beri bu konuyu görüyoruz bak. Daha az. Mısır medeniyeti e hocam çöl vardı hani o da az etkilenir. Evet gençler çöl var ama yine de bir şekilde oraya ticaret oluyor. Bize ne diyor bakın? Daha az etkilenmiştir. Mısır da az etkilenmiştir. İnka da az etkilenmiştir. Ama daha az etkilenen ticareti en az olan İnka. Yeni dünyada dağların tepesinde hiç yok ticaret. Mısır da az oldu var. Olsa var. Çin'den başlıyor zaten ticaret. Akdeniz, deniz diyor bakın denizcilikte gelişmiş ticareti yapan bunlar zaten. Cevabımız Bursa. Daha az dediği için İnka. Geçelim diğer soruya. Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültüründe küçük ve kolay taşınabilir eşyalar yapılarak kültüre ait özellikler bu eşyalara yansıtılmıştır. Halı ve kilim dokumacılığı ön plana çıkmıştır. Bizde daha çok halı ve kilim dokumacılığı var değil mi? Bak kolay taşınabilir eşyalar yapıyoruz biz. Göçebeyiz. Bu sanatın ön plana çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? Niye halı kilim yapıyoruz? Niye kolay taşınabilir? taşınabilir eşya yapıyoruz. Çünkü göçebeyiz. Öyle çok mimari yapamayız. Taşıyamayacağımız şeyleri yapamayız. Göçebelikten kaynak. Cevapa geçelim diyoruz. Dünyanın en eski kültürlerinden biri olan Türk kültürü ilk olarak Orta Asya'da şekillenmiş olup göçebe yaşam tarzı ve hayvancılık faaliyetleri bu kültürün önemli öğeleri olarak ön plana çıkmıştır. Bak hayvancılık tarım yok. Tarım değil. Hayvancılık başka göçebe yaşam. Türk kültürüne ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin bu yaşam tarzını yansıttığı söylenemez. Halı ki bakın gençler kültür bölgelerinde Türk kültürüyle alakalı soru gelir. Burada gelmese bile tarihte gelir. Önemlidir. Halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir Türk kültürün. Bunu öğrendik. Konar göçer hayvancılık vardır bizim kültürümüzde. Evet göçebeyiz çünkü hayvancılık olacak. Anadolu'da kervansaray, han ve hamam gibi yapıların yaygın olması. Kervansaray, han ve hamamlar yerleşik hayata ait. Bize diyor ki göçebe yaşama ait. Kervansaray demek ticaret demek. Yerleşik hayat olacak. Han hamamlar bunlar ticaret olacak yerleşik hayatla alakalı özellikler. Biz yerleşik hayata. Da... Burada ne diyor? Göçebe yaşamla alakalı olacak. Hayır bunlar yer birleşik hayatta göçebe yaşamla değil. Çadır yapma göçebeyle alakalı. At yarışları cirit. Göçebe olacaksın ki at senin için çok önemli olacak. Cirit oyunları olacak. Göçebeyle alakalı. Cevap C. haritada Türk kültürünün yayış alanı göstermiştir. Bu yayılma üzerinde özelliklerinde hangilerinin etkili olduğu söylenemez. Coğrafi konumun elverişli olması etkili olmuştur. Coğrafi konumu bakın çevremize yayılmak için şu şekilde tam ortadayız. Birçok yere yayılmamızı sağlamış. Bütünleştirici bir anlayışa sahibiz biz. Toplayıp bütünleştirici bir yapıya sahip olduğumuz için yık ziyade bütünleştireceğiz. Bu da etkili olmuştur birçok yere yayılmamızı. Kırsal ağırlıklı toplum yapısına sahip olması kırsal olduğunda bu yayılmanı arttırmaz gençler. O yüzden bunu eleyebiliriz. Hangi söylenemez? 3 söylemez. Cevap C. Cem diye soruyor. Aşağı kartıda bazı yerler numarandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinin kültürel yükseklerin oluşmasında coğrafi keşiflerin etkili olduğu söylenemez. Şimdi bakın gençler. Avrupa'dan coğrafi keşiflerle Amerika'ya gidildi mi? Gidildi mi? Buralarda komple sıfırdan yeni bir buralarda komple sıfırdan Avrupa kültürünü taşıdılar. Buralarda komple sıfırdan Avrupa kültürünü buralara taşıdılar gençler. Buralar o yüzden Avrupa kültür bölgesi içerisinde. Şurası komple Avrupa kültür bölgesi içerisinde. Tabii ki bunlar burada Çin'i de Afrika'yı da etkilediler. Ama hiçbir zaman kültürlerini o kadar ciddi etki yapamadılar. Çünkü burası Afrika kültür bölgesi içerisinde. Burası Çin kültür bölgesi içerisinde. O yüzden 3 ve 4 oluşmasında coğrafi keşiflerin etkili değil. Kendi kültür bölgeleri et, 3 ve 4 denizde geçelim diye soruya. Aşağıda hangisinde verilen toplumların kültür kültürel yapılarının birbirine benzerlik gösterdiği söylenemez. Orta Amerika, Güney Amerika. İkisi de Latin Amerika kültür bölgesinde bakın. Orta Amerika ile Güney Amerika, Latin Amerika kültür bölgesinde. Eledik. Kuzey Afrika ile Güney Doğu Asya. Aa bu olmaz bakın. Kuzey Afrika, heh. Kuzey Afrika burası İslam kültür bölgesi. Güney Doğu Asya, Şark Doğu kültür bölgesi. Bunların ikisi farklı olmaz. Ama biz kültür bölgelerini öğrenelim diye şöyle harita üzerinde çalışalım ayrı. Kuzey Amerika ile Batı Avrupa. Kuzey Amerika Avrupa kültürü. Avrupa, Avrupa. O zaman bunlar aynı kültür. Batı Avrupa hemen işe. Batı Avrupa, Avustralya. Gençler lütfen buna dikkat edin bakın. Batı Avru Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Amerika'yı aldım. Yanlış oldu bak. Kuzey Amerika, Avustralya bunların hepsi Avrupa kültür bölgesindedir. Tamam. Şu güneyi Latin Amerika kültür bölgesi. Anlaştık mı? Evet. Bunu da eledik. Güney Doğu Asya. Güneydoğu Asya. Hint yarımadası. Evet bakın Güneydoğu Asya. Şurada Asya ve Hint aynı kültür bölgesinde. Doğu şart bölgesinde. Bunu da ele. Cevap Bursa. Geçelim deriz. Aşağı kartıda bazı alanları numaralarak göstermiştir. Bu alanların hangilerinin Kültür bölgesi yanlış verilmiştir. Böyle soruyu üniversite sınavında son yıllarda hep böyle soruyor. Bir numaralı alan Afrika kültür bölgesi. Bir Afrika kültür belgesi değil. Bakın şurası gençler. Şu bölge İslam kültür bölgesinde bak. Afrika'nın kuzeyi İslam kültür bölgesindedir. Yanlış bize yanlışı soruyordu. Diğerlerini de öğren. İki numaralı alan Hint'tir. Evet Hindistan bakın Hint. Daha genel çatıda Şark kültür Doğu kültüründe doğru. Üç numaralı alan Slav Rus. Bakın Ruslar var burada doğru. Dört numaralı alan bakın şurada. Meksika sınırıyla ayrılıyor. Latin Amerika kültür bölgesi. Üstü Avrupa kültür bölgesi. Evet Latin Amerika. 5 numaralı alan batı yani Avrupa kültür bölgesi. 5 nerede? Lütfen bakın Avustralyalılar İngilizce konuşur. Amerikalılar İngilizce konuşur. Kanadalılar İngilizce konuşur. Bunlar Avrupa kültür bölgesi. Evet bu da doğru. Cevap A. Geçelim diğer soruya. Aşağıda hangisi? Akdeniz uygarlıklarının ortaya çıkması ve gelişmesinde etkili olan unsurlar arasında gösterilebilir. Akdeniz. Denizcilik olacak. Geniş düzlük verimli tarım arası değil. Denizcilikle gelişmişler. Cevap C. Bunu bitirdik mi? Evet. Bir tane, bir tane üniversite sınavında bir tane soruyu cebatın. Sadece oradaki 10 tane soruyu. Geçelim diğer testimize. Sayfa 81'i açıyorsunuz. Birinci soru. Verilenlere göre iş insanlarının haritada numaralarının hangisini seçtiği söylenebilir. Konumuz ne? Küresel ticaret ve turizm. Bir iş insanı yap yatırım yapmayı planladığı yeri seçerken dikkate aldığı unsurları aşağıdaki gibi belirtmiştir. Büyük bir limana sahip olacak. Önemli bir pazar olacak. Kalabalık olacak. Tamam. Bölgede zengin kömür olacak. Hmm kömür. Enerji sıkıntı olmayacak tamam. Büyük mik Nüfus miktarı fazla olacak. Şimdi bakın nüfus fazla olacak. Kömür olacak. Hep Çin'i tarif ediyor. Liman, Şangay Çin'i tarif ediyor. Kömür var, nüfus var. Hepsi var. İş gücü. Bak ne diyor? Ucuz iş gücü olacak. Çin burası. Ucuz iş. Evet cevap Denizli. Geçelim diğer soruya. Dünyadaki turizm faaliyetlerinin etkileriyle ilgili öğrenciler arasında şu konuşmalar yaşanmıştır. Bu öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorumlar turizmin daha çok ekonomik etkisiyle ilgilidir. Turizm İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye gibi ülkelerin dış borç ödemelerinde önemlidir. Ekonomi ile alakalı. Yakın ya da uzaktaki bir ülkeyi görmek, tanımak, o ülkeyle iletişime geçmek genellikle turizm sektörü sayesinde gerçekleşir. Ekonomi var mı burada? Yok. Turizm gerek gelişmekte olan ülkelere gerekse gelişmiş ülkelere istihdam sağlar. İş imkanı istihdam. Tam aklına şöyle gelsin. İş istihdam. İş imkanı. Ekonomi ile alakalı. Evet. Uluslar ve uluslararası alanda oluşturulan doğa koruma alanları ile milli park sayesinde turizm değeri olan alanlar koruma altına alın. Ekonomi mi bu? Hayır. Hangisi ekonomi? Ömer Burak. Ömer Burak. Bursa. Geçelim diğer soruya. Sanayi devrimi ile birlikte ülkeler arası ilişkilerde ticaretin etkisi gün geçtikçe artmış. Birçok firma bulunduğu sınırlar dışında ülkelere de yatırım yapmaya başlamıştır. Firmaların farklı ülkeleri yatırım yapma düşüncesinin ortaya çıkmasında faktörlerinden hangileri daha fazla etkili olmuş? Niye insanlar başka ülkelere yatırım yapıyor? Ucuz iş gücü çok önemli burada. Tüketim alışkanlıkları değiştiği için değil. Ben şimdi fabrikayı Almanya'da değil de niye Çin'e taşıyacağım? Tüketim değiştiği için tüketim alışkan. Hayır. İş gücü maliyetleri Çin'de düşük olduğu için Için. Pazar bulma olanaklarının elverişli olduğu için. Yani Almanya'dan ziyade Çin'in pazarı daha da büyük mesela. Hem ucuz iş gücü var oraya yapmak daha mantıklı. Ham maddi kaynaklarının yabancıların denetiminde olması. Hayır. 2 ve 3. C. Geçelim diğer soruya. Evet kameram donmaya başladı. Şu an o kadar uzun süre çekimde ki. Şu an o artık ben dayanamıyorum hocam diyor. Şöyle açıp geliyorum. Şimdi donmaya başladıysa yandık. Evet geldik. Dünya ticaretinde ham madde ve üretimden sonraki aşama tüketim bölgeleri olan pazarlardır. Günümüzde en geniş pazar alanı Avrupa, ABD, Güneydoğu Asya'da bulunmaktadır. Nasıl yuvarladım orayı? Bu bölgedeki pazar alanlarının geniş olmasında faktörlerinden hangilerinin etkisi daha fazladır? Niye burada pazar geniş? Satacak ürün yani çok fazla ürünü satabiliyoruz. Niye insan var burada çünkü? E i̇nsan en başta olacak. Üretim maliyetleri düşük olduğu için pazar burada geniş değil. Nüfus miktarı fazla pazar demek insan kalabalık olacak ki pazarda kalabalık olacak öyle düşün. Ve burada bir de ulaş, ulaşım ve iletişim de olacak. Tamam insan çok ama ulaşım iletişim de olması lazım. 2 ve 4 denizle geçelim diğer soruya. Gelişmekte olan birçok ülkenin ilerleme ve kalkınmasında turizm oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkeler daha fazla turist çekmek amacıyla çeşitli adımlar atlıdır. Aşağı hangisi ülkelerdeki turizm faaliyetlerini canlandırmak amacıyla yapılan uygulamalara örnek gösterilemez. Turizmi geliştirmek istiyorsun, canlandırmak istiyorsun. Ne yaparsın? A. Uluslararası alanda sosyal ve politik ilişkileri iyileştirirsen turizmin gelişir. Evet. Gelişir. Rusya ile aranı iyi tutarsan, Almanya ile alanı iyi tutarsan siyasi olarak insanlar oradan rahat rahat gelir. Ama sen Rusya ile düşmanca davranırsan Ruslar gelmez ülke. Otel ve konaklama testlerinin kapasitesini arttırırsan insanlar ülkemize daha fazla gelir. Çünkü otel var. Modern otelleri var. Altyapı ve ulaşımı arttırırsan yollar güzel olacak ki insanlar gezebilsinler. Vize uygulamasını karşılıklı kaldırırsan insanlar gezebilirler. Mesela e, Yunanistan vize uygulamasını adalarda kaldırdı. Günlük vize getirdi mesela. Ne olacak? Bir sürü Türk adalara gidecek. Baksana ne kadar kolaylık. Doğal turizm sahalarının yapılaşmaya açılması. Doğal turizmi yapılara açarsan sen turizmi katledersin. Doğanı katledersin. insanlarda da gelmez. Bu kötü bir şey. Cevap ya. Geçelim diğer soruya. Son yıllarda turizm sektöründe yaygınlaşmaya başlayan ekoturizm, çevreyi ve yerel halkın refahını korumaya yönelik bir turizm faaliyeti olarak dikkat, dikkat çektedir. Ekoturizm, ekoturizm, ekoturizm. ekoturizm. Aşağı hangisi bu faaliyetin olumsuz sonuçlarından biri? Ekolojik dengeyi korur. Ekoturizm, ekolojik dengeyi korumak için var. Çevre korumak için korur. Ekonomik kaygının ikinci planda kalması. Burada da ekonomik kaygı ikinci plandadır. Çevreyi korumak birinci plan. Turizm faaliyetlerini sürdürülebilir duruma getirilmesi. Böylece çevreyi koruduğun için daha sürdürülebilir. Bir şekilde yıllarca kullanabiliyorsun. Geleneksel yaşam biçiminin değişmeye başlaması bu olumsuz bir şeydir. Yani, turizm faaliyetleri arttığında geleneksel yaşam o bölgede değişiyor ve bu olumsuz bir şey. Doğal ve kültürel korumaların sayısının artması bu da olumlu bir şey. Cevap D. Geçelim diğer soruya. Her iki etkinlik turizm sektörünün etkin lerinden hangilerini vurgulamak için kullanılan iyi birer örnektir. Her yıl Türkiye'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli ülkelerden gelen çocuklar Türkiye'deki ailelere konuk olmakta, burada manevi bir aile edinmektedir. Biraz politik bir şey bu değil mi? Diğer ülkelerle beraber yapılıyor bak. Yine sosyalliği arttırıyor. Ekolojik değil, çevreyi korumak için değil, sosyalliği arttırıyor bak. Yani ekonomik olarak da çok olmaz. Ne kadar ekonomi getirse olur ki ülkeye. 1971'inde gerçekleştirilen ping pong turnuvası Çinli ve ABD'li sporcular arasında bir dostlu başlatmış. Daha sonra bu dostluk ilişkileri gergin olan Çin ve ABD arasında diyalogların başlamasını sağlamıştır. Politik ve sosyal bunların hep değil mi? 1 ve 3 Bursa geçelim diğer soruya. Bazen burada doğruyu işaretlerim. Gelip burada 1 ve 3 yani şıkı yanlış işaretleyebilirim. Şık yanlış işaretlediysem takmayın. Benim anlattığımı takın tamam. Geçelim diğer soruya. Küresel ticareti konu olan ham madde ve sanayi ürünleri göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında ticareti yoğun olarak yapılan ürün yanlış verilmiştir? Meksika ile ABD arasında petrol olur. Pet, çünkü Meksika'da petrol çok. ABD'ye bunu verir. Bir de komşular. Doğru. Rusya ile Türkiye. Rusya'dan ne alıyoruz biz? Doğalgaz alıyoruz. Doğru. Endonezya ile Japonya arasında. Endonezya'da ne vardı? Tropikal ürünler üretimi vardır. Bunu Japonya'ya biraz da komşular hemen satarlar. Doğru. Almanya ile ABD arasında. Evet Almanya ulaşım araçlarında çok üst düzeydedir. Birçok markası var otomobilde. ABD'ye bunu ne yapar? Yollara bilirler. Doğru. Çin ile Türkiye arasında kahve ve buğday. Hayır gençler. Türkiye'ye de Çin'e de buğday yetmiyor. Birbirlerine bunları satmazlar kendileri tüketirler. Bu yanlış cevap e. Geçelim diğer soruya. Bu arada karavan gezilerimiz başlıyor. Yavaş yavaş karavan videolarımızla başladık. Hatta çok iyi bir kaza da yaşadık hocayla beraber. Mesut hoca ayağını kırdı. Karavanı tam alalım derken ayağını kırdık. Mesut hocanın neyse. Video var e, kanalda vlog şeklinde. E, bakarsanız bulursunuz. Karavan gezilerimize başlıyoruz. Pes etmedim ama gençler. Dedim tekrar aracı aldım. Şu an aracı aldım. Bayramdan sonra izliyorsunuzdur bu videoyu siz. Büyük bir ihtimalle. Bayramdan sonra aracın offroad giydirmesini yapacağım. Yani mavi renge bürünecek. Böyle lastikleri ...bakacak falan. Bir de, karavan kısmına geçilecek ...üçüncü aşamada da. Şu an bayramdan sonrayı bekliyorum. Ofrok giydirmeyi yapacağız. Kanalda vlogları takip edersin. Niye bunu anlattın hocam şimdi? Yoruldum şimdi. Yoruldum biraz. Ama işte insan yorulduğu zamanlarda böyle devam edebilmeli. Ben de hayatımda yoruldum şu an gençler. Hayatımı 4 yıldır şöyle bir videoda video çekerek geçiriyorum. Hayatım en baştan beri karavan alıp Türkiye seyahatnamesi yazacağım diye yolları Cem diye bir hayal kurdum. Artık sonuna doğru geldik. Şimdi ben şimdi yoruldum. Sesim de hafif akmaya başladı siz de yoruldun ihtimalle. Gençler yorulmayın. Yorulup pes edenler gidiyorlar eleniyorlar. Yorulup pes edenlerden olmayın. Aynı şekilde devam. Bakın ben hayalime ulaşıyorum artık. Siz üniversite sınavına Haziran'da girdiğinizde ben karavanımla ki saat seyahatnamesine çıkacağım. 4 yıldır uğraştım. Sonunda hayalime ulaştım. Çok zor geçti. 4 yıl boyunca çalış Sen bir yıldır belki 2 yıldır çalışıyorsun. 4 yıl boyunca pes etmeden uğraştım. Hayalime ulaştım. Sen de pes etme. Hayaline ulaşsın merak et. Gelelim. Aşağı grafikte dünyada turist sayısının ve turizm gelirlerinin bölgelere göre daha... Dağılımı verilmiştir. Evet bakıyoruz. Bu bölgelerin turizm özellikleri ilgili aşamalar hangisi söylenemez? Turizm sektöründen elde edilen gelirle turistlerin dünya üzerindeki dağılımı eşit değildir. Bakın turizm geliri yüzde 39 Avrupa'da ama turist sayısı 51 Avrupa'da. Demek ki dengeli değilmiş doğru. Eredik. Turist başına elde edilen gelirin en fazla olduğu ülke Amerika'dır. Bakalım nereden anlayacağız bunu? Bakın Amerika'ya giden turist sayısı yüzde 16 ama gelire bakın yüzde 24. En fazla Amerika'dır gençler. Evet doğru da turizme katılanların yarısı Avrupa ülkelerini ziyaret etmiştir. Bakın %51 doğru. Turist sayısının en az olduğu bölgenin turizmden elde ettiği gelir en azdır. En az olduğu bölgeye bakalım. Orta Doğu %4. Turizmden elde edilen gelir en az. Ha Orta Doğu değil bakın. En az %3 ile Afrika. Hayır yanlış oldu. Hocam bu yanlış. Orta Doğu'da turist başına elde edilen gelir Afrika'dan fazladır. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın Orta Doğu'ya gelen turist sayısı %4 ama Orta Doğu'nun geliri %5. Demek gelen turist sayısı daha fazla para bırak. Bakın Afrika'ya giden %5 gelir %3 daha az para bırak. Bu şekilde buradan çıkartabiliyoruz. Cevap de Geçelim diğer soruya. Enerji üretiminde kullanılan petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil kaynaklı madenler ile altın, demir gibi yeraltı kaynaklarının bulunduğu yerler küresel çapta önemli madde, ham madde alanları. Aşağıda hangisi bu nitelikteki alanlara örnek gösterilemez? Lan nasıl donmuşum ya? <laughs> Gençler petrol, doğalgaz, kömür. Hem Hemen şuna bir yıldız atın o zaman. Sınav sorusu diyen üniversite sınavında çıkma ihtimali yüksek bir soru. Hangisi bu alanlara örnek gösterilemez? Hazar havzası, doğalgazın olduğu yer, Hazar denizi çevresi, Azerbaycan'ı düşün. Sibirya, Sibirya'dan doğalgaz çıkartıyor. Petrol çıkartıyor Rusya. Kuzey Afrika, Afrika'nın kuzeyi. Libya, Cezayir, Mısır, petrol, doğalgaz alanları buralar. Orta Doğu zaten petrolün doğalgazın olduğu yer. Amazon havzası, ormanın olduğu yer. Amazon havzası, Kongo havzası, Ekvator'da ormanın olduğu yer. Şu an gözün içine bakarak söylüyorum bunu. Tabii sen bu ara ağzımın o duruşuna bakıyorsun. Amazon havzasında petrol, gaz yok. Cevap D. Geçelim diğer teste. Ben de bu arada kamerayı diz. Sayfa 87'yi açıyorsunuz. Hangi sorulardayız? Ülkelerin tarım, sanayi ve ekonomi ilişkisindeyiz. Birinci sorudan başlayalım. Ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yere sahip olan tarımsal faaliyetlerin yapılış şekli ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermek. Buna göre aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerdeki tarımsal faaliyetleri gelişmiş ülkelerden ayıran özelliklerinden biri değildir. Şurada az gelişmiş ülkeleri gelişmiş ülkelerden. Tarımı nasıl yapar az gelişmiş ülkeye? Somali diyelim. Somali. Tarımı nasıl yapar? Ekstansif yapar değil mi? Eks eski tarım yapar, ayırır. Doğru. Üretimde yıldan yıla dalgalanmalar olur. Doğru. Nasıl? Bir yıl yağmur yağar, iyi ürün alır. Diğer yer, yıl yağmaz, kötü ürün. Dalgalanmalı olur Somali gibi ülkelerde. Üretimin doğa koşullarına bağımlı olması, evet, yağmura bağımlıdır, doğaya bağımlı. Gelişmiş ülkelerde bağımlılık yok. Yağmur yağmazsa sularım diyor. İstihdamın büyük bir kısmı tarımda çalışır Somali gibi ülkelerde. Almanya gibi ülkelerde hizmette çalışıyor. Tarıma elverişli düzlüklerin geniş yer kaplaması. Bu gelişmişlik, gelişmemişlikle alakalı değil ki. Yer şekilleriyle Alak. Yani şunu diyemeyiz ki gelişmiş ülkelerde düz alanlar çok gelişmiş ülkelerde düz alanlar daha azdır. Böyle bir şey diyemeyiz o oh, gerçek alakalı. Cevap E Geçelim diğer soruya. Aşağıda hangisi Fransa ve Hollanda'nın tarımsal faaliyetlerine ait ortak özelliklerinden biri değildir. İkisi de gelişmiş bir ülke bak. Seracılık gelişmiştir o zaman burada gelişmiş ülkeler bunlar. Evet. Tarım ve hayvancılıkta teknoloji kullanırlar. Evet. Tarım alanlarının önemli bir kısmını denizi doldurarak oluşturmuşlardır. Hayır. Hollanda denizi doldurarak oluşturmuştur tarım alanlarını. Fransa değil. Tarım çalışanların oranı azdır. Gelişmiş ülkelerde azdır. Arazi planlaması, toprak analizi gelişmiş ülke oldukları için yaygın. Cevabımız C. Geçemdir. Somali, Nijer, Sudan ve Pakistan gibi ülkelerin özelliklerinden biri de tarımda çalışan nüfusun fazlalığı ve üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması. Bu ülkelerin tarımsal faaliyet özelliklerine durumlarından hangileri örnek gösterilemez? Somali. iş gücü maliyetleri yüksek değildir. Somali'de hayır bu örnek gösterilemez. Tarımdan elde etleri gelir düşüktür burada. Evet. Tarımdan elde elde gelir düşüktür. Şöyle yapalım. Anız yakma ve nadas uygulamalarına rastlanması. Evet. Anız yakma neydi? Toprak üstünde kalan o otları yakmaktı. Kötü bir şeydi. Nadas neydi? Nadas susuz tarım. Zaten sorulursa sana bu iki kavram soruluyor. Nadas susuz. Susuz tarım. Somali'de susuz tarım yapılır. Evet. Üretimde yıllara göre büyük değişim görülmemesi. Hayır. Büyük değişim görül. İşgücü maliyetleri yüksek değil. Hayır. Düşük. Bunların ikisi uygun değil. 1 ve 4. Bursa. Hiçem diye soruyor. K. Ülkesinde tarımsal üretimde doğal koşulların etkisi az. Doğal koşullar az etkiliyor. O zaman biz buna Almanya'dır. iklim İklim etkilemiyormuş insan. L ülkesinde fazladır. O zaman buna da L'ye de Somali. Somali. Buna göre K ve L ülkeleriyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bakın somutladığınızda çok rahatça çözebilirsiniz. K ülkesinde intensif. Evet, Almanya'da intensif. Int internetle tarım yapılır. Yani modern tarım yapılır doğru. L ülkesinde eks eski tarım. Somali'de eski tarım yapılır. Doğru. L ülkesinde tarımsal üretim daha çok dış satıma yönelik. L hangisiydi? Somali. Somali'de dışarıya mı satıyorlar ürünleri? Hayır, kendilerini bile doyuramıyorlar. Yanlış. K ülkesinde üretimde yıllara göre dalgalanmalar hazır. K Almanya. Almanya'da dalgalanma olur mu? Hayır. Klima bağımlı değiller. Doğru. L tarım, tarımsal istihdam düşük olmasına rağmen elde edilen gelir yüksektir. Somali'de tam tersi. Tarımsal istihdam insanlar tarımda iş bulduk bulmalarına rağmen elde edilen gelir düşüktür. Tam tersi. Yanlış. Yanlış. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Cevap bursa. Geçelim diğer soru. Bazı ülkelerde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı çok az olmasına rağmen tarımsal üretim miktarı oldukça fazladır. Gelişmiş ülkeden bahsediyor değil mi? Hollanda'da tarımda çalışan insan sayısı az ama üretim çok fazla. Bu tür ülkeleri aşan hangi örnek gösterilemez? ABD'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı, Japonya'yı böyledir. Çalışan insan sayısı az ama üretim, ekonomik gelir fazla. Somali ise çalışan insan sayısı fazla, gelir az. Cevap için. Geçelim. Almanya'da sanayileşme süreci 19. yüzyılın başlarında İngiltere'den ithal edilen ve diğer ülkelerdeki teknolojinin taklit edilmesiyle üretilen makineler sayesinde başlamıştır. Bu dönemde Almanya'yı oluşturan federe devletler arasında gümrük birliğinin kurulması ve devlet teşvikleriyle sanayileşmenin önü açılmıştır. Bu süreçte Almanya'da meydana gelen değişimler arasında aşağına hangisi yok? Birinci sektörde çalışanların oranın azalması. Evet. Yani tarımda çalışan azalıp sanayide artıyor. Zaten yukarıda da diyor. Kentleşme oranı artıyor. Evet. Kente insanlar göç ediyor. Bu da sanayi geliş. Kişi başına düşen milli gelir artış gösteriyor sanayi geliş. Nitelikli iş gücünün önem kazanması sanayi gelişti. Artık nitelikli kalifiyeli elemana ihtiyaç var. Ham madde dış satımının artması. Hayır. Sanayi gelişirse senin ülkende ham maddeyi dışarı satmazsın. Dışarıdan ham maddeyi alır işler işlenmiş olarak. Cevap B. Geçelim der. Tarımda çalışanların oranının %2.7 olduğu ülkede en fazla tahıl ve endüstri bitkilerin yetiştirilmekte hayvancılık faaliyetleri daha çok ahır hayvancılığı şeklinde oluşturmak olur. Yani gençler gelişmiş ülkeden Almanya'dan bahsediyor bize değil mi? Almanya. Yalnızca bu bilgilerin yararlanılarak ülkeyle ilgili aşağıda hangisi kesinlikle ulaşılır. Ama bu sefer Almanya'ya bak demiyor. Bak somutlarken dikkat et. Yalnızca üstteki bilgilere bak. Tamam. Tarımda çalışanların oranı %2.5 en fazla tahıl ve endüstri bitkisi yapıyorlarmış. Şimdi tek tek bir daha okuyorum çünkü yalnızca üstteki bak diyor. Kesinlikle ulaşılır diyor. Tarım ve hayvancılık modern yöntemlerle yapılmaktadır. Buna kesinlikle ulaşırım. Nereden anlıyorum? Bakın %2.7'si tarımda çalışıyor. Ahır hayvancılığı şeklinde yapıyor. Modern hayvancılık yapıyor. Tarımsal ürün çeşitliği azdır. Buna ulaşamam yukarıdakilere bakarak. Fazladır. Belki tek ürünü ekiyorlar bilemem. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünler ülke ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkenin nüfusunu bilmiyorum ki ihtiyacı ne kadar bunu da bilemem. Beslenen hayvanların önemli bir kısmı yerli ya yerli ırk mı yabancı ırk mı bunu buna ulaşamam yukarıdan. Tarımsal ve hayvansal üretimde yıllar arasında değişim fazladır. Hayır, hatta değişim azdır diyebiliriz gelişmiş ülke olduğu için. Cevap A. Geçelim diğer Günümüzde sanayinin çok geliştiği bir ülke olan Almanya, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Aşağı aksi Almanya'da sanayi sektörünün gelişmiş olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Demir çelik makine otomobil varsa sanayi gelişmiştir. Kanıt. Petrol ve doğalgaz bakımından dışa bağımlı olsun. Bakın gençler. Petrol ve doğalgazı dışarıdan alıyorsan gelişmişsin. Ya da sanayin gelişmiştir. Ya da dışarıdan almıyorsan sanayin gelişmiştir gibi bir şey söyleyemeyiz. Bu ham madde. Dışarıdan da alabilirsin. Al almayabilirsin de sanayinin gelişmesi yani illa petrol dışarıdan alıyorsan gelişmiştir sanayi. Böyle bir şey diyemeyiz. Avrupa'nın göçme iş gücü miktarının en fazla olan ülkesi. Niye insanlar oraya göç ediyorlar? Sanayi olduğu için. Sanayi vardır diyebiliriz. Ham maddeye duyulan ihtiyaç fazladır. Sanayinin varlığını kanıtlar. Kişi başa düşen enerji tüketimi fazladır. Bu da sanayi. Evet cevap Bursa geçelim diye soruyor. 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında Almanya'nın sanayileşmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında durumlarından hangileri etkili olmuş? Almanya'yı oluşturan federal devletler gençler birleşip gümrük birliğini kuruyorlar. Bu Almanya'yı güçlendiriyor. Bilmiyorsan buradan öğren. Teknoloji okulunun kurulması yurt dışını teknik ve endüstriye bilgiler ülkeye girişi sağlanıyor. Aslında eğitime önem veriyor Almanya. Bu da geliştiriyor. İş gücü ihtiyacını karşılamak için çeşitli ülkelerden göçmen işçilerin alınması. Bu başlarda olmuyor gençler. Bu bak ne diyor? 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başları diyor. Başlarda olmuyor. 1960'lı yıllarda oluyor ama başlarda olmuyor. Başlarda bu ikisi var. Sonradan oluyor o dışarıdan göç alma olayı. Tamam? 1 ve 2 burada etkili. Cevap diye geçem Aşağıki tabloda iki ülke Ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım bunları somutlayalım. Tarımda çalışan insan sayısı K'da 65, L'de 2.7. Tarımda çalışıyorsa bir insan o zaman bu Somali. Burada çok azmış bu da Almanya. Bakın hemen somutladığım. Bu ülkelerle ilgili söylenemez. K ülkesinin ekonomisi tarıma dayalıdır. Bakın K Somali tarıma dayalı. L ülkesi modern tarım yapmaktadır. Almanya modern tarım yapar. K ülkesinde tarım alanlarının oranı daha azdır. Hayır. K ülkesi tarım yapıyor. O zaman tarıma ala ayırdığı alan daha fazla olan olacaktır. Değil mi? L ülkesinin tarımın katma değeri yüksektir. Almanya'da tarımın katma değeri yüksek. K ülkesinde tarımda makineleşme sınırlıdır. Evet Somali'de makineleşme sınırlı. Bakın somutladığınız zaman rahatla bakarak yorum yapabiliyorsunuz. Cevap C geçendir. Almanya'da sanayileşme faaliyetlerinin başladığı yıllarda durumlarına bağlı olarak aşağıdan hangisinin yaşandığı söylenemez. Buhar makine kullanılmış, kok kömürüyle ısıtılan fırınlar kullanılmış, demir yolu hatları yapılmış, nehir sularında taşımacılık yapılmış ve bütün bunların sonucunda sanayileşme ortaya çıkmış. Hangisi yaşandığı söylenemez. Demir çelik üretimi artmıştır. Evet Almanya ya da demir çelik üretimi artıyor. Sanayi artıyor. Çünkü. Fabrika sayısı ve fabrikada çalışan insan nüfus miktarı artmıştır. Evet. Üretilen malların buharlı gemiler sayesinde daha geniş alanlara pazarlanmıştır. Evet bakın buharlı gemi olmuş burada. Sanayi bölgeleri demir yolu ağları. Demir yolu varmış bakın burada. Doğru. Şehirleşmeye bağlı olarak nüfus artış hızı düşmesi. Hayır. Sanayileşme faaliyetlerinin başladığı yıllarda nüfus artış hızını bu şekilde düşmesi doğru değil. Özellikle de burada buharlı makine, kok, demir yolu bunları yaptığında nüfus artış hızının düşmesi diyemezsin. Cevap E diğer soruya. Sayfa 93'ü e açıyorsunuz. Başlayalım. Konumuz uluslararası örgütler. Uluslararası örgütlerden her sene soru geliyor. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Şöyle yukarı çekeyim. Minderi sırtım ağrıdı artık. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki tabloda iki ülkenin üye olduğu bazı uluslararası örgütler göstermiştir. Buna göre X ve Y ülkeleri aşağıdan hangisine doğru olarak verilmiştir? Y ülkesine bakar mısınız? Avrupa Birliği'ne üye değil. Tamam mı? Y ülkesi. Baktım şöyle de hepsi Avrupa Birliği'ne üye. İngiltere'de sonradan çıktı. Onu da eleyemedi. Kuzey Atlantik Antlaşması'ndan kastımız ne? NATO. Atom bombası askeri bir örgüt. E zaten Rusya'ya karşı yapılıyordu bu. Türkiye buna üye. İngiltere de yine üye NATO'ya. Rusya'ya karşı yapılıyor zaten bu. Çin'le Rusya üye olamaz. Çünkü o gruba göre karşı yapılıyor. Birleşmiş Milletler B, Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletleri zaten bakın ikisi de üye. Hepsi üyedir zaten. Buradan eleyemeyiz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye. Karadeniz'de üye. Y ülkesi. Ama şurada Çin o zaman Karadeniz'e üye olamaz. Rusya olabilir Karadeniz'e. Eleye eleye gitmeye çalışıyoruz. Şimdiye gelelim bu tarafa. X ülkesi. Fransa mı Hollanda mı? Avrupa bir Birliği'ne üye, ikisi de üye. NATO'ya üye, ikisi de üye. Birleşmiş Milletler'e üye, ikisi de üye diyecektim ama buraya Birleşmiş Milletler'e üye demiyor. Lan ben de diyorum bu soru çıkmıyor. Niye çıkmıyor diyor. Çünkü ikisi de üye bunlar. Biz diyor ki Birleşmiş Milletler daimi kon, daimi üyeliği. Hani o dünya 5'ten büyüktür. 5 tane veto yetkisine sahip ülkeler vardı ya. Neydi onlar? Şöyle firça. Firçalıyordu. Cumhurbaşkanı onları ne yapıyordu? Firçalıyordu. Fransa, Fransa, İngiltere, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Bakın Fransa, Fransa. Fransa, bu Birleşmiş Milletler daimi üyesi, Rusya daimi üyesi zaten iknediyor. Cevap C. Geçelim diğer soruya. G20 ülkelerinin liderleri her çeşitli platformlarda bir araya gelmektedir. Buna ek olarak maliyeden sorumlu bakanlar ve Merkez Bankası yöneticileri yıl boyunca küresel ekonomiyi güçlendirme, uluslararası finans kurumları ile finansal düzenlemeyi geliştirme gibi konuları görüşmek üzere düzenli olarak toplanır. Zirvenin ana gündem maddesi ekonomi olmakla beraber dünyadaki siyasi ve diplomatik gelişmeler de ilgili toplantılar görüşülmektedir. Buna göre G20 ile ilgili yargılarında hangilerine ulaşılabilir? ülkelerin ekonomik işbirliği arttırmak, ekonomik çıkarlarını korumak amacı var mıdır? Vardır. Bakın ekonomi içinde toplanıyorlar. Küresel ölçekte faaliyet göstermektedir. Evet, dünyanın birçok ülkesinde varmış. Bak küresel ekonomi var burada. Birçok ülke var burada. Dünya çap, bölgesel değil, dünya çap. Dünyadaki petrol fiyatlarını, petrol fiyatları burada belirlenmiyor. Petrol fiyatları o pet de belirleniyor. OPEC, OPEC, OPEC de bir yan. Hangisi etkilidir? Bir ve iki de. Geçen diğer soruya. Küresel ve bölgesel örgütlere üye olan ülkeler göz önünde bulundurulduğunda şemada soru işareti ile belirtilen Yer aşağı yukarı hangisi? Getirilmeli. Avrupa Birliği'ne üye olacak. İsviçre Avrupa Birliği'ne üye değil gençler. Norveç ve İsviçre üye olmayan ki gelişmiş ülkeden bir tanesi. Diğerleri üye. Eleyeceğiz şimdi. G20 içerisinde olabilirler. Birleşmiş Milletler Konseyi daimi üyeliği. Hemen yazalım kodlamamızı. Firça. Biraz yazayım. Firça. Firça'da hangisi var? Fransa var. İtalya yok. Burası İngiltere. Tere. Almanya yok. Burası ABD. Zaten Almanya yenik çıktı savaştan. Niye 5 güçlü ülke arasına alsınlar onu? Hollanda yok. Hangisi var? Fransa var Cevap C ele Dünyada küresel ve bölgesel çapta siyasi, ekonomik ve çevresel amaçlı birçok örgüt kurulmuştur. Aşağı Türkiye'nin üyesi olduğu bu örgütlerden biri değildir. Kuzey Atlantik Antlaşması NATO atom bombası Türkiye buna üye Yunanistan'la aynı anda üye oldu. 1952 herhalde. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye buna da üye. Avrupa güvenlik kısmını oluşturuyor. Türkiye buna da üye. Agit buna da üye Gelişen 8 ülke D8. Gelişen 8 ülke Türkiye gelişen, gelişmekte olan ülkelerde üye. Birleşmiş Milletler Güvenlik konsey daimi üyeliğine üye diye burada değil. Firça bunlar. Türkiye bunlar arasında değil. Zaten Cumhurbaşkanı bu yüzden dünya beşten büyüktür diye söylüyor hepsine. Buraya yok. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD. CD var CD var CD var. Türkiye'de de CD satılıyor. Paris'te. Paris Efe Kulesi'nin altında satıyorduk. Cevap de. Geçelim diğer soruya. Türkiye'nin yukarıdaki örgütlerin hangilerine üyeliğinin bulunmamasında doğal faktörlerin payının daha fazla olduğu söylenebilir. Kuzey Atlant Amerika Serbest Ticaret Bölgesi NAFTA. Naftalin satıyorlardı birbirlerine. Kuzey Amerika'daki ülkeler Meksika, Kanada, ABD bölgesel bir örgüt. Biz buraya üye olabilir miyiz? Bakın ne diyor? Bölgesel ne diyor şurada? Doğal faktörlerin payının daha fazla olduğu söyleyeyim. Doğal faktörler yani bizden uzak oldukları için biz buna üye olamayız zaten. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü doğal faktörler. Yani petrol doğal bir şey. Petrolümüz olmadığı için biz buna üye olamayız zaten. Bağımsız devletler topluluğu doğal faktörler değil beşeri faktörler. Sovyet Rusya'dan ayrılan devletlerin oluşturduğu şey. Avrupa Birliği doğal faktörler dolayı biz buna bırakın üye olmamayı üye olabiliriz. Çünkü hemen yanımızda. Doğal faktörler bunu olumlu etkiler aslında. Olumlu değil. 1 ve 2 doğal faktörler etkilemiş. Cevap A geçelim deriz. Aşağıda uluslararası bir örgütün kuruluş amacı ve özellikleri bazı bilgiler verilmiştir. Amaçları bazı özellikleri verilen örgüt aşağıdan hangisidir? 8 Aralık 1991 Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna arasında yapılan anlaşma ile oluşturulmuş bölgesel bir örgüt. Ha Ruslarla alakalı. Örgüte katılan ve örgütten çekilen ülkelerin sık sık değişmesiyle sınırlar değişimi fazladır. Siyasi bir örgüt olarak kurulmasına rağmen zamanla ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve ortaklık anlaşması yapılmıştır. Bağımsız devletler topluluğundan bahsediyor bak. BDT siyasi olarak kurulmuş ama ekonomiktir de. Bakın üniversite sınavında çıktı. Bağımsız devletler topluluğu siyasi ama ekonomik kısmı da var. Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra oluşturuldu. Örgütü olma, üye olmamasına rağmen Türk Cumhuriyetlerinin yer alması gerekse Rusya ile olan stratejik ortaktan dolayı Türkiye teşkilatta olumlu ilişkileri geliştirmiştir. Biz üye olamıyoruz. Sovyet Rusya dağıldıktan sonra oluşmuştur bu. Ama Türk Cumhuriyetleri olduğu için içeride. Bizim de ilişkilerimiz iyi olduğu için sanki böyle bir üye değiliz de hani doğal üyeymiş gibi bir durumumuz var. Bu bağımsız devletler topluluğu. Tekrar hatırlatıyorum üniversite sınavında çıkmış bir sorudur. Bağımsız devletler topluluğu hem siyasi hem ekonomiktir. Unutma. Cevap Bursa C geçelim diğer soruya. Aşağıda 3 ülkenin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliği ve NATO gibi uluslararası kuruluşlara üyelik durumları hakkında bilgileri verilmiştir. Buna göre kaleme ülkelerin hangilerine doğru olarak verilmiştir? Kalkesi Birleşmiş Milletler daimi üyesiymiş. O zaman firçadan biri olacak tamam mı? Ee, Almanya olamaz. ABD bu. İngiltere olabilir. İtalya olamaz. Şuradaki İngiltere, İtalya değil. İngiltere olabilir. Tamam. Burayı silelim. İki tane eledik. L yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliğine. Firçayı bir daha kullanacağız şimdi. Firça. O zaman e, Almanya olamaz. Almanya'yı eledik. Almanya yok çünkü buradaki ABD. Da Burada eledik. M merkezi ise yalnızca NATO'ya üyedir. Çin NATO'ya üye olamaz. Çünkü Çin NATO Rusya'ya karşı kuruluyor. Rusya ile Çin aynı tarafta. NATO'ya üye olamaz. Türkiye üyedir. Yunanistan'la aynı anda olur. Cevap hak geçelim soruya. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile ilgili yukarıda bilgilerden Hangisi yanlış? Bölgesel çaptadır. Doğru. Karadeniz çevresini kapsıyor. Üyelerin tamamının Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır. Yanlış. Hatırlatıyorum sana. Karadeniz çevresini kapsıyor ama bak çok güzel bir genel tekrar bu. Yalnızca Karadeniz'e kıyısı olması gerekmiyor. Hafif komşusu yani tam Karadeniz'e kıyısı yok Yunanistan'ın ama Yunanistan da için böyle düşün tamam? O yüzden illa tam Karadeniz'e kıyısı olacak diye bir şey yok bunda ama o bölgenin içerisinde oluyorsa bunun içerisinde var. Tutup da Kanada'yı da içerisinde almıyorlar ya yani. tamam? Yanlış. Türkiye kuruluşunda aktif rol üstü. Gelmiştir. Doğru. Çevre sorunlarına karşı duyarlılığı artırmak amacıyla kurulmuştur. Yanlış. Karadeniz Ekonomik ne diyor? Karadeniz Ekonomik İşbirliği ekonomiyle alakalı gençler. D1 ve 3 hangisi yanlıştır diyor. Bak böyle yapabiliyorum ben gençler. Hangisi doğrudur diye gelip bunu işaretliyor. Bazen böyle yanlış işaretleyebilirim. Sonuçta ben sana doğru anlat. Yani dikkat dağınıklığı yoruluyorum ben de. Dikkat dağınıklıktan dolayı gidip doğru işaretliyorum. M gelmiş bana burada neyi sormuş? Bunu. Yanlışı sormuş. Yanlış olan 2 ve 4 Denizli. şimdi diğer soruya. 1960 yılında Bağdat Konferansı'nda İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Venezuela'nın imzaladığı anlaşmayla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Bağdat, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Venezuela bunlar hep petrol. Petrolle alakalı ülkeler. O zaman petrol ihraç eden ülkeler. Petrol hocam nereden gelecek? OPEC, OPET, petrol. Rolü hiç Evet cevap bursa Cem diye sor. Bu iki örgütün aşağıdaki alanların hangisi bakımından benzerlik gösterdiği söylenir? Birleşmiş Milletler. Kuruluş amacı barışa yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak, uluslararası ekonomik ve sosyal alanda işbirliği yapmak. Bakın ne diyor dostane ilişki Savaşla alakalı bir şey var değil mi yine döndük NATO hukukun üstünlüğü NATO atom bombası askeri bunların ikisi de büşeetlerde NATO'da ortak yönleri yani ortak yönünü soruyor askeri olmuş. Cevabımız Bursa geçelim diğer teste ben de şu kamerayı Sayfamız 111. Birinci sorudan başlayalım. Sanayi devrimi sonrası özellikle sanayileşmiş ülkeler ile plansız kentleşmenin olduğu sahalarda ortaya çıkan hava kirliliği, havanın, birli, havanın birleşimini değiştiren kirleticilerin insan sağlığına, can hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek da atmosferde bulunması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre uygulamalardan hangilerinin bu sorunun azaltılmasına daha fazla katkı sağlaması beklenir? Şimdi hava kirliliğinden bahset. Yenileri bir enerji kaynağına geçersen ne yaparsın? Hava kirliliğini azaltırsın. Ormanlık alanların yerleşme ve tarıma açan hava kirliliğini arttırırsın. Ormanlar karbondioksit çekiyorlar değil mi? Elektrikle çalışan araçları kullanmayı teşvik edersen hava kirliliğini azaltmış olursun. Çünkü fosil yakıtlarla çalışanlar doğayı daha fazla kirletiyor. Petrolün yakıt dışında sanayide de ham madde olarak kullanılması bu da havayı daha fazla kirletiyor. Hangisi daha az kirletiyor? 1 ve 3 Bursa. Geçelim deriz. Aşağı e artıda 5 alan numara olarak göstermiştir. Bu alanların 4'ünün enerji özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre artıda hangileri alanın enerji özelliği gibi bilgi verilmemiştir? Çok güzel bir soru dikkat edin. Dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip bölgesidir. Petrol deyince Orta Doğu ve Hazar gelir aklınıza değil mi? Tamam o zaman 4 numarayı eledik. Dünyadaki en büyük maden kömürü rezervlerine sahiptir. Bölgeler bulunur. Şurada Apalaş, Lavaş dağları vardı değil mi? Kömür vardı burada. Da eledik. Enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlı olmakla birlikte dünyanın önemli sanayi bölgelerinden biridir Japonya. Dünyanın en önemli sanayi bölgelerinden biridir ama enerjisini dışarıdan alır kendisini. Yok 5'i de eledik. Elektrik üretimde jeotermal yerden gelen jeo sıcak sular. Burada ne var? İzlanda var. İzlanda'da sıcak sular, kaynayan sular, fışkıran sular var. Evet burada jeotermal var yani. Ki üçü de eledik. İki numaranın yani ekvatorun olduğu yerle alakalı bir bilgi yok. Burada ormanların varlığından bahsetmesi gerek. Cevap bursa geçen diğer soru. Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliği oluşturan faktörler arasında yer alır? Toprağı kirletecek. Bir tarlaya buğday ve şeker pancarının dönüşümlü olarak ekilmesi. Buğday ek. Bu şeker pancarı ekim. Bir yıl onu bir yıl bunu. Bu böyle şey yapar mı? Yani bozar mı? toprağı kirletir mi? Yok. Verimin düşük olduğu topraklarda sulama yapmak toprağı kirletmez. Tarımsal verimi arttırma kimyasal gübre kullanırsan toprak kirlenir. Katı atıkların uzun süre toprak yüzeyinde bırakırsan katı atları bırakırsan bu da toprak. 3 ve 5 toprağı kirletecek. Cevap Cem diğer soru. Çevre sorunu. Doğal süreçleriyle beşeri faaliyetler sonucu çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğadaki dengenin bozulmasıdır. Günümüzde çevre sorunlarının artış göstermesinde uygulamalarından hangilerinin etkisi daha fazladır? Basit gibi görünüyor bu sorular değil mi? Yorum yapıyor. Ama böyle sorular soruyorlar bize ve çevre soru sorunlarından da böyle bir soru geliyor. Dikkat edinler. Uylar hangileri etkisi daha fazladır? Çevre sorunlarının art göstermesi de. Şehirlerde ısınma amacıyla kömür yerine doğal gaz kullanılması. Gençler geçmişte kömür kullanıyorduk. Doğal gaza geçtiler. Neden doğal gaza geçildi? Çünkü doğal gaz kömüre göre daha az kirletiyor. Yine kirletiyor ama daha az kirletiyor. Bu o zaman arttırır mı azaltır mı? Kirliliği azaltır. Termik santrallerde kullanılan suların yüksek sıcakta su kaynaklarına bırakılması. Sıcak suyu su kaynağına bırakırsan kirliliği artıracak işte. Sıcak su bırakıyor dereye. Dereyi ısıtıyorsun. Sıkıntı. Enerji üretimde yeni yenilenebilir kaynağa gidersen fosil yakıt kullanımını bırakırsan bu çevre kirliliğini azaltır. Bataklarını kurtararak tarım alanına dönüştürmeyeceksin. 50 defa dedim. Bataklıkları kurtaramazsın. Bu çevre kirliliğini arttırır. 2 ve 4. Hangisi daha fazladır? Deniz. Geçelim diğer soruya. Çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve çöp olarak nitelendirilen katı atıkların çevreye ve insan sağlığına yönelik zararları bulunmaktadır. Aşağı hangisi bu zararlardan biri değildir? Çöpler. Sızan sular toprak ve suyu kirletir. Zarar. Depo gazının patlamasına neden olur. O çöplerin olduğu yerlerde gaz birikimi olup patlayabilir. Zarar. Klorof, Klorofluorokarbon gazlarının atmosfere yayılması. Gençler bu gazları çöplerde böyle gazlar çıkmıyor. Metan gazı daha çok çıkıyor. Metan gazının atmosfere salınması dese tamam. Klorofluorokarbon gazı değil. Gürültü ve koku oluşturuyor bu çöpler. Evet. Hastalık yayan haşere ve bakterileri üretiyor bu çöpler. Evet. Cevap C Hava sıcakları meteorolojik ölçümleri kaydedildiği 1860 yılından bu bu yana en yüksek sıcaklar 1990'dan sonra ölçülmeye başlanmıştır. Sıcaklarda görülen bu artış üzerinde en büyük paya sahip etken aşağıdakilerden hangisidir? Sanayi devriminden sonra çok ciddi bir artış yaşan ve bunun %56'sı 56 idi değil mi? Konu anlatımından aklıma gelmeye çalışıyor şu an. %56 idi. %56'sı en yükseğe fosil yaklar. %56'yı hatırlamakta zorlan sadece ama öyleydi herhalde. Yani dünyanın küresel ısınma yaşanmasının temel en temel nedenlerinin başında fosil yakıt. Cevap A'ya geçelim diğer Bu sene gençler ya böyle bir soru bekliyorum bu çevre kirliliğinden ya da böyle bir soru bekliyorum. Ona göre özellikle de bu harita üzerinde bekliyorum bu soru. Sanayi testlerinin yoğun olduğu yerlerdeki hava kirliliği tesislerin az olduğu yerlere göre daha fazla. Bakın bu soru sınav sorusu. Sınav sorusu 3 tane yıldız atayım belki daha iyi dinlersin. Buna göre harita numaralı yerlerin hangisinde hava kirliliğinin daha fazla yaşandığı söylenebilir. Çevre kirliliği, hava kirliliği sanayinin olduğu yerde fazla olacak. Sanayi nerede fazla? Sanayi. Hocam şurada fazla. Avrupa'da fazla. Avrupa'yı içine alabiliriz. Bir de Çin'i içine alabiliriz. Şimdi bize ne diyor soruda? Nerede azdır dese şu çölde azdır, şu çölde azdır değil mi? Yani çöllerde az olur. Ama bize diyor ki tamam işaretlediği yerlerde hep fazla olduğu yerler bunlar. Ama bize ne diyor? Daha fazladır. Dünyayı en fazla kirleten Çin'dir gençler. En fazla Çin kirletiyor. dünyayı. Yani cevabımız E. Geçelim dev soruya. Alternatif enerji kaynaklarının doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlama etkin rol sahiptir. Aşağı hangisi? Bu nitelikteki kaynaklardan biri değil. Alternatif yenilenebilir. Rüzgar yenilenebilir alternatif. Güneş, jeotermal yenilenebilir gelen sıcak sular, su gücü bunların hepsi yenilenebilir. Doğal gaz yenilenemez. Cevap D geçendir. Sülfür ve azot gibi bazı gaz atıkları su buharı ile birleşerek asit yağışların oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Gaz atıklarından korunmanın en önemli yollarından biri termik santrallerin bacalarına takılması. Haritada numaralarından hangisi de bu tür bir önleme daha fazla ihtiyaç durmaktadır. Kömür. Kömür yakılacak. Sanayi olacak. Şurada kömür santral, termik santraller olacak. Sama, soma, yatağın termik santralleri var bakın burada. Hocam burası Elbistan değil mi? Hayır. Elbistan o kadar şey değil. Elbistan bu tarafa doğru kayıyor genç. Şuraya Elbistan'a aklınız gidebilir. Elbistan değil burası. Hangisine daha fazla 1 ve 2 A geçelim Yer Yeryüzünde çeşitli amaçlarla kullanılan çok sayıda maden ve enerji kaynağı bulunmaktadır. Bu doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketimi sırasında çevreye bazı zararlar verilmektedir. Buna göre durumlarından hangileri enerji kaynaklarının taşınması sırasında meydana gelen sorunlara örnektir. Doğal gaz ve petrol boru hatlarının sızıntılar. Bakın boru hattından sızıntı taşınması sırasında mı? Evet. Dünyanın altın madenlerin işlemlerin işlemlerin büyük ölçüde siyanürle yapılması. Taşınması değil. Değil. Çıkarılması sırasındaki buradaki zarar. Tanker kazaları sonucunda tonlarca petrolün denize yayılması. Bak tanker taşıma sırası. Termik santrallerde enerji kaynağı olarak kömür kullanılması. Bu da yakma sırasında taşıma sırasında değil. Hangisi taşıma sırasında? 1 ve 3 Bursa. Evet geldik 12. sınıf ekosistemler kısmının sorularını çözeceğiz şimdi. Sayfa 123'ü açıyorsunuz. Ekstrem doğa olayları ve küresel iklim değişimi. Soru 1. Aşağı bir bölge koyu renkte gösterilmiştir. Bu bölgede etkili olan ekstrem doğal olayları ile ilgili yargılarından hangileri söyle? Denemez. Kasırga hortum. Ya burası tam bir kasırga hortum yeri değil mi? Şöyle dünyayı ekvatoru çizdiğimiz zaman kasırga hortumlar şuradan Amerika'ya doğru buralara doğru gidiyordu değil mi? Evet. Kasırga hortum doğru. Kuraklık, susuzluk ve yetersiz beslenme yanlış. Kurak değil ki buralar. Buralar yağmurlu muson ikliminin olduğu, ekvator ikliminin olduğu yağmurlu yerler. Deprem, tsunami, sel hepsi var burada. Deprem fay hattı buradan geçiyor. Tsunami deprem olduğu için olur. Sel yağmur olduğu için olur. Hepsi var doğru. Hangisi yanlıştır? Bursa. Geçelim deriz. Volkanik olaylar dar bir alana etkileyebileceği gibi dünyanın tamamını etkileyebilecek boyutta da olabilir. Volkanik patlamalar sonucu ortaya çıkan toz ve küller atmosferin üst kısmına ulaştıklarında güneş güneşinlerin bir kısmının yeryüzüne düşmesini engeller. Bu durumun küresel iklime kısa sürede olsa büyük etkisi olabilir. Volkanik patlamalar sonucunda deprem, heyelan ve tsunami olabilir. Bu bilgilere göre volkanik patlamalarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Volkan patladığında doğal ve beşeri yaşamda önemli değişimleri yapıyor mu? Evet. Bakın toz, küller gidiyor, üst kısmı kapanıyormuş. Jeolojik ve meteorolojik kökenli afetleri yol açıyor. Nereden anlayacağım bunu? Deprem jeolojik kökenli bak. Meteorolojik kökenli diyor. Hey lan buna ko koyabiliriz. İklime bakın iklime sıkıntı oluşturuyormuş. Bunu da koyabiliriz. İklime sıkıntı oluşturuyormuş bakın bunu da koyabiliriz. Bunu da aldık. Oluşumda insanların doğrudan veya dolaylı etkisi vardır. Hayır. Volkanik faaliyetlerin oluşumunda insanlar etkili değildir. Sık yaşanan bir doğa olayı olduğu. Hayır. Ondan da bahsetmemiş. 1 ve 2. Ah geçelim diğer soruya. Yine donmuşuz ha. Ses de yavaş yavaş gidiyor. Kamerada dayanamıyor bir yerde sıcaklık değerinin mevsim normallerinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi soğuk hava dalgası olarak ifade edilir. Tamam Aşağıdaki aksi bu durumun üretim dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerindeki etkilerinden biri değildir. Soğuk hava dalgası. Düşük sıcaklıkların etkisiyle enerji tüketiminin artması. Burada ne var bak enerji tüketiminin artmasından bahsediyor. Burada üretim dağıtım ve tüketimi etkisinden bahsediyor mu? Hayır enerji tüketimi artıyormuş diyor. Üretim dağıtım tüketimi etkisi olacak. Burada yok. Bak diğerlerini okuduğumda anlayacaksın. Tarım ürünlerinin zarar görmesi sonucu üretimin azalması. Bak üretim etkili. Buzlanma nedeniyle ulaşım, dağıtımı etkilemiş. Tüketim malzemelerinin talebin azalmasıyla fiyatın düşmesi. Talep azalınca fiyat düşecek. Üretim tüketimi yine etkiliyor mu? Evet. Enerji nakil hatlarının kopma sonucu elektrik kesintilerinin görülmesi. Dağıt Bak elektrik kesintisi dağıtımı yine. Gördünüz mü? da böyle bir etki yok. Cevap için. Kümülon nümbüs bulutları içerisinde oluşmuş. Yeryüzüne kadar uzanan sarmal hareketlerle dönen rüzgarlara hortum denir. Hortumun zemine değen ucu yerdeki her şeyi içine çeker. Bu durumda hortum çok şiddetli biçimde dönen su, toz ve diğer yabancı ma maddelerden meydana gelen siyah renge yakın koyu renkli bir sütün halini alır. Hortum deniz ya da karaların üzerinde oluşabilir. Bu ekstrem doğa olaylarının yaşanması durumunda aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Ağaçlar zarar görür, can kayıpları yaşanır, seralar ve konutlar zarar görür. İklim değişikliği meydana gelir. Hayır, hortum yaşandığı için mi iklim değişiyor? Hayır, iklim değişikliği oluştuğu için hortum oluşur. Tam tersi. Tarım alanları zarar görür. Evet, cevap D. Sıcaklık artışı ve yağış miktarlarında düşme olarak adlandırılan kuraklık Güneydoğu Anadolu bölgesinde çölleşme tehlikesini beraberinde getirmek. Bu bölgede aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması çölleşmeye karşı alınacak önlem olarak gösterilir. Güneydoğu Anadolu'da önlem almamız lazım. Çölleşiyor orası. Çayır ve meraları yıl boyunca otlatılması. Bunu yapamazsın. Yıl boyunca otlatmaman lazım. O zaman çayır ve meralar yok olur. Toprak çıplak kalır. Daha çok çöle dönüşür orası. Salma sulama yöntemini daha çok tercih edilmesi. Bunu yapamazsın. Salma sulama ne biliyor musunuz? Güneydoğu Anadolu'da yapıyorlar onu. Komple tarlaya Su, suyu salıyorlar. Su buharlaşıp gidiyor, çölleşiyor orası. Buharlaşıp değil, damlama sulama olması lazım. Yanlış. Yeraltı su, sularının sulamada kullanılması. Yeraltı sularını çok ciddi çektiğiniz zaman yeraltı su seviyesi azalıyor, çölleşiyoruz. Barajlardan kullanmak lazım. Yaş sebze ve endüstri bitkileri üretimine ağırlık verilmesi. Yanlış. Endüstri bitkisi suya ihtiyaç duyuyor. Yaş sebze suya ihtiyaç duyuyor. Sen buraları ciddi anlamda sularsan buharlaşacak bu çölleşmeye, çoraklaşmaya neden olacak. Yanlış. Bölge iklimine uygun tarım ürünü ekilmesi lazım orada. Sen gidip Güneydoğu Anadolu'da su var, kapla beraber su geldi diye Mısır ekersen mahvedersin oraları. Kim mahvediyorlar şu an? Mahvettiler. Çoraklaşıyor, çölleşiyor orası. Oraya uygun, oranın klimine uygun bitkiye koruya, buğdayı koruya olmaz. Cevap e Geçelim diğer soruya. Şehir ısı adası bir şehrin çevresindeki kırsal alanlara göre daha sıcak olması. Şehrin beton ve asfalt yüzeylere kaplı olması, bitki ve toprak örtüsünün zayıf olması, havadaki asıl taneciklerin fazla olması, şehirleri güneş enerjisinin daha çok so soğurulduğu, sıcaklık ortalamasının daha fazla olduğu ısı adalarına dönüştürmek şehir ısı adası kavramı karşımıza çıkabilir dikkat edin. Buna göre harita normal hangisinde bu durumun daha belirgin olması beklenir? Dünya haritası üzerinden sorar bunu bir set. Dünya haritası üzerinden sorar şehir ısı adası. Şehir olması lazım. Hangisi daha fazla şehir ısı adası olacak? Şehrin olduğu yerde. Şehir hocam en fazla nerede var? 2 numaranın olduğu yer Ankara. Şehirleşme çok fazla burada. 5 numaranın olduğu yer Gaziantep. Ciddi anlamda bir şehirleşme var burada. Buralar nüfus yerleşmenin seyrek olduğu yerlerdir gençler. En fazla 2 ve 5'te var. Cevabımız C. geçelim der soruya. Aşağıda 2005 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye'nin yanı sıra halen 1991 ülke ile Avrupa Birliği'nin taraf olduğu Kyoto protokolüne ait bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelere göre Kyoto protokolünün aşağına hangisine yönelik yapıldığı savunulabilir. Termik santrallere daha az karbon salınımı. Bakın güneş enerjisi önü açılarak nükleer enerji karbon sıfır olduğu için dünyada bu enerji ön plana çıkartılmalı. Küresel ısınmayı engellemek için değil mi? Bakın fazla yakıt tüketen ve karbon üretenden daha fazla vergi alınacak. Hangisiyle alakalı? Enerji, doğal kaynak, iklim değişiminin olumsuz etkilerini önlenmesiyle küresel iklim değişiminin önlenmesiyle alakalı. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Yukarıdaki haber başlıklarında anlatılan olayların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kutup ayıları zor durumda. Sıcaklığın artması ve buzulların erimesi sayıları 20-25 bin inen ayıların azalmasına yol açmaktadır. Kuzey kutbu dışında kutup ayıları giderek başka bir yere gidecekleri başka bir yerde yok. Ne? Ne olmuş? Küresel iklim değişimi olmuş değil mi? Buzullar erimeye başlamış. Deniz kuşakla deniz kuşları açlıkla karşı karşıya. Islan okyanuslar planktonların ve balıkların azalmasına veya yer değiştirmesine deniz kuşlarının yu, yuvalama alanlarının besinin ise azalmasına neden olmaktadır. Küresel iklim değişimi. Mercanlar beyazlaşıyor. Küresel iklim değişiminin etkileri. Bak şu an bilgi öğreniyorsun. O yüzden okuyorum sana bunları. Zaten bulduk biz cevap. Küresel iklim değişimi. Ama bilgi öğren. Tropikal bölgelerde okyanusların ısınması ve suların yükselmesi çok sayıda. Balaya sahipliği yapan mercanların yaşamının sona ermesine beyazlamasına neden olmaktadır. Kurbağaların yok oluşu başladı. Sıcaklık ve nemdeki değişimlere karşı son derece duyarlı olan kurbağaların bazılarının nesli tükenirken yaşayanların üçte biri de yok alaması yani atmosferde sera etkisinin artmasıyla alakalı bir durum. Sarı etkisi demek küresel ısınma demek. Bunu 50 defa anlatmıştım ikisinin aynı şey oldu. Cevap C geçelim der. Küresel iklim değişimine karşı etkilerin azaltılması ve uyum sağlama olmak üzere iki yöntemi birlikte uygulanması gerekmektedir. Azaltma küresel iklim değişikliğini yavaşlatmaya olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik önleyici çalışmalardır. Aşağı bu çalışmalardan biri değildir. Küresel iklim değişimi. Kömür petrol doğal gaz yerine güneş rüzgara geçersek küresel iklim değişimi, küresel iklime değişimi azalır tüketim alışkanlığını değiştirerek ihtiyaç ihtiyaç kadar tüketim yapmak küresel iklim değişikliğini azaltır. Tüketi, tükettiğin kadar kullan, fazla kullanma. Çünkü her kullandığın ürün bir karbon salınımına neden olur. Karbon ayak izi oluşturuyor. Binalarda ısı yalıtımı yaparak az enerji kullanırsan daha az karbon salarsın. Küresel iklim değişimi azalır. Geri dönüşüm yoluyla doğal kaynak tüketimini azaltmak, geri dönüşüm yaparsan sen doğal kaynakları daha az getirsin. Küresel iklim değişimi azalır. Kişisel davranışların küresel iklim değişimi etkisini yansıtan karbon ayak izinin büyütülmesi. Karbon ayak yüzünü büyütürsen daha çok karbon salarsın. Karbon ayak ne? Yüzünü. Artık dilim sürçmeye başlıyor. Yoruldum. Azaltman lazım. Küresel ayak izini büyütmemelisin. Bu küresel ayak izini büyütürsen küresel iklim değişimi artar. O yüzden bu yanlış yapılmamalı. Cevap ayak geçen diğer soru. Şehir göç ve ekonomi ilişkisi sayfa 131'i açıyorsun. Ekonomik faaliyetin turizm ağırlıklı olduğu kırsal yerleşmelerde durumlarından hangileri eğitim anlayışlarının zenginleştiğinin göstergesidir? Turizm ağırlıklı olduğu kırsal yerleşmelerde diyor eğitimin zenginleştiği göstergesi. İnsanların turizme yönelik bilgi ve becerilerinin değişmesi demek ki turizm gelmiş. insanların eğitimi de değişmiş orada. Bilgi becerileri artmış. Köylere farklı dilleri öğrenerek bak. Turizm gelmiş. Dili öğrenmeye başlamış köyle. Eğitimini arttırmış. Yerli halkın buldukları yerleşmenin eksiklerini gidermek için gönüllü olarak çalışması. Yani bu eğitim anlayışının değiş... Yani eğitimle alakalı bir sonucu değil ki bu. Değil mi? Eğitimi bağlanamaz. 1 ve 2 de. Geçelim diğer soruya. Hızlı sanayileşme sonucu plansız gelişen kentlerdeki sorunları çözmek için aşağıdan hangisinin yapılması uygun değildir? Yani Gece kondulaşma, plansız kentleşme, kent şu kırsal alana bu dursun. Kentlerden kırsal kesime olan göçü desteklemek. Yani plansız kentleşme olmuş şehirde. Şehirdeki insanları kırsala gitmeyi teşvik edersen plansız kentleşme engelleyebilir. Eğitim sağlık kurumlarının sayısını arttırırsan plansız kentleşme engellenebilir. Kentsel sorunlar engellenebilir. Plansız kentleşme diyor. park Kentsel. Kentsel dönüşüm prosedürleri gerçekleştirirsen kentsel ve kentlerdeki sorunların önüne geçebilirsin. Altyapı ve ulaşım geliştirirsen kentlerdeki sorunların önüne geçebilirsin. Kırsal alanlarda makine tarımını yaygınlaştığı kentlerdeki sorunun önüne geçmeyi bırakın daha çok sorunu arttırırsın. Çünkü kırsalda makine kullanımı artarsa insanlar işsiz kalır kente geçer. Kente geçerse de kentlerde sorunlar. Bu kentlerdeki sorunu artar. Cevaba geçelim Teknolojiyle birlikte ulaşım ve iletişim olanaklarının hızla gelişme sonucu artan küreselleşme hareketleri geleceğin ekonomik yapısında büyük değişimlere neden olmak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüzün ekonomik unsurlarında gelecekte görülecek değişimlerden biri değil. Bakalım. Gelecek beşeri sermayenin desel üretimden çok müşteriye odaklı üretime göre şekillenmesi. Evet. Müşteri odaklı üretim yapılıyor artık değil mi? Teknolojik gelişimde üstünlüğü dijitalleşme artık ne? Dijitalleşme öne geçiyor. Dijitalleşen kurtarıyorken. Bilgi tecrübe ve çok yönlü beceri sahibi yenilikçi iş gücünün ülkelerin rekabet gücünü arttırması. Artık öyle iş gücü dediğinde bilgi tecrübe bütün her şey olacak iş gücünde. Bu da doğru geleceğin mi işleri bunlar? Çalışan nüfusun çoğunluğunun tarım sanayi sektöründe istihdam edilmesi bu doğru değil. Hizmet sektörü hatta dördüncü ekonomik sektör, beşinci ekonomik sektöre kayması gerekiyor insanların. Yanlış. Gelecekte tarım ve sanayide çalışmayacak. Hatta şimdi bile çalış, Hatta hizmette bile çalışmıyor insan. Klasik üretim anlayışının farklı olarak yeni fikirler ve bak klasik üretimden çık diyor. Yeni fikirler ve teknolojik gelişmelere ayak uydur diyor bu geleceğin mesleği. Cevap D. San Jose vadisinde söz edilen bu değişimin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? Bakalım. Kaliforniya eyaletinde bulunan San Jose, San Jose Vadisi bir zamanlar meyve ve bal üretiminin yoğun olduğu bir yerde. Silikon Vadisi olarak adlandırılan bu bölgede altın yataklarının keşfedilmesi ile keşfedilmesi bir dönem altın eyaleti. Bakın bal üretimi varmış işte. 1891'de Stanford Üniversitesi'nin kurulmasıyla vadide değişimin temelleri atılmış. Bunda Selim. Günümüzde donanımdan yazılıma medya firmaların internet şirketlerine kadar dünyanın zengin yatırımcılarının bulunduğu bir nöroloji merkezi haline geldi. Hangisi yol açtığı söylenemez. Nitelikli iş gücü alması. Evet nitelikli insanlar oraya gitmiştir. Eğitim seviyesi orada yükselmiştir. Doğal afetlerin yoğun olarak yaşanması. Ya şimdi orası silikon vadisine döndü diye doğal afet mi artacak? mı? değil. Sosyal kültüre etkinlikler artmıştır orada. Yaşam tarzı ve kültürü değişmiştir orada. Cevap C Geçelim diye. Sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere yoğun göçlerin yaşanması yukarıdakilerden hangileri üzerinde daha fazla baskı oluşturmaktadır? Hangisi şimdi bir şehre göç etti insan? Tamam. Orada en fazla baskı neyin üzerinde olur? İş gücü ücretlerinde biraz baskı olabilir evet. İş gücü ücretleri biraz düşebilir ama o yönde bir var. Ama daha fazla baskı olur. Tatlı su kaynakları komple bitmeye başlar. Çok ciddi baskı olur değil mi? Sanayi kuruluşları üzerinde öyle bir baskı olmaz. Olumlu yönde bir artış yönünde baskı olur belki. Ama şuraya bakın. Tarım alanları, tarım ve orman alanları çok ciddi anlamda baskıya uğrar. Hangisi de baskı olur? 2 ve 4'te çok ciddi bir baskı olur. Cevap D'ye geçelim diyor. Türkiye'de özellikle sanayişmeye bağlı olarak yoğun güç alan şehirlerde kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verilmekte. Türkiye için bu projenin zorunlu hale gelmesinin aşağıdaki sorunlardan hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? Niye kentlerde kentsel dönüşüm projeleri var? Kentlerin hızlı ve plansız büyüyor olması. Tabi bunun yanına deprem riskini de koymamız lazım. Hızlı plansız büyüme ve premris en büyük neden bu cevap A geçelim diye. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı tüm etkinlikler ekonomik faaliyeti olarak tanımlanır. İnsanların bu faaliyetleri toplumsal yapı, kültürel ve gündelik yaşam üzerinde etkili olmaktadır. Aşağı hangisi tarım ve hayvancılık sektörünün sosyal ve kültürel hayat üzerindeki etkilerini örnek olarak gösterilemez? Tarım ve hayvancılığı, sosyal kültürel hayat. Bakalım. İnsanların beslenme alışkanlıklarında daha çok kendi ürettikleri ürünler yer alır. Tarım ve hayvancılık sosyal hayatımı etkiledi mi? Evet. Ortak kullanım alanlarının IMC usulü yapılması. Tarım hayvancılığının olduğu köylerde insanlar IMC yaparlar, yardımlaşma yaparlar, sosyal etkiledim etkiledim. Üretim yapılan bazı yörelere yönelik festivaller. Bak, tarım alanlarında festival sosyal Yine tarımsal alanı etkiledi. İnsanların boşlamalarında mesleki eğitim çalışmaları. Mesleki eğitim çalışmaları kırsalda yani tarım ve hayvancılığın yapıldığı yerde ol. Köye ait değil, kırsala ait bir cevap de geçelim diye. Dünya nüfusunun büyük bir hızla artmasına karşı başta gıda, enerji, tatlısı, yerleşik alan ve güvenlik gibi tüm insanlığı ilgilendiren konularda çözüm çözüm üretmek amacıyla çeşit projeler geliştirilmektedir. Bu projeler aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilen? Bak burada bir sorun var. Tatlı su sorunu, enerji sorunu, yerleşilecek alan sorunu, güvenlik sorunları var. Dikey tarım yapılarak tarım sorunu elde çözülmeye çalışıyor. Tarlalarda değil de dikey tarımla tarım sorunu çözülür. Tarım festivalleriyle böyle bir sorunu çözmüyorsun. Tarım festivallerinde ürünlerinizi tanıtıyorsunuz. Ne bileyim kırın daha böyle sosyal olmasını sağlıyorsunuz ama sorun çözmüyorsunuz böyle sorun. Güvenlik, enerji, tatlı su gibi. Uzay madenciliği ile enerji gibi bir sorununuzu çözebilirsiniz uzaydan alacağınız enerji. Akıllı ve sürdürülebilir şehirlerle yerleşilecek alan sorununu çözebilirsiniz. Kapsül evlerle yine yerleşilecek alan sorununu çözebilirsiniz. Cevap Bursa geçelim diye soruyor. Hızla sanayileşen bölgelerde aşağıda hangisinde artış gözlenmez? Gözlenmez. Kocaeli. Hızla sanayileş. Kent içi yeşil alanlar azalır. Aktif nüfus artar. insanlar gider oraya. Göçle gelen insan sayısı artar. Yerleşim alanlarının genişliğinde yerleşim alanları genişler artar. Yani insanlar artık çok fazla geldiği için daha çok binaya yapılır, yerleşim alanı genişler. Arsa ve konut fiyatları ar Hangisi azalmaz? A. Geçen değer soruyor. Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme hız kazanmakta. Buna bağlı olarak da çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Harita normalden yerlerin hangisinde durumları daha sık yaşanmaktadır? Al sana sorulursa dünya artası ya da Türkiye sanayileşme sorunu. Sanayi tesisleri yerleşim alanı içinde kalması, gece konut semtlerinin olması, eğitim sağlık hizmetlerinin yetersiz olması, tarım ormanlarının azalması. Sanayileşme nerede daha fazladır? İstanbul'un olduğu yerde sanayileşme fazladır. Şurası gençler Ankara'dır. Ankara çevresinde yine var nüfus ve sanayileşme. Cevap 1 ve 2 Adana diyor. Parçaya göre Sunan'ın yaşadığı yerle ilgili aşan hangisi söylenemez? Benim adım Suna. Yaşadığım yerde sanayileşme hareketleri yaşandı. Yüzlerce fabrika ve iş yeri kuruldu. Bu durum çok sayıda insanın yaşadığım yere göç etmesine neden oldu. Göç beraberinde korun sorununu. Bu da gece kodu dolaşmayı getirdi. Altyapı hizmetleri aksadı. Ulaşım, eğitim ve benzeri hizmetler sağlıksız bir şekilde yürütmeye başladı. Sanayileşme olmuş burada. Barınma ortaya çıkar. Barınma problemi ortaya çıkar. Sanayileşme hareketleri yoğun olur burada. Doğum oranları çok çok yüksek değildir burada gençler. Burası sanayi bölgesi. İnsanlar işe gidiyorlar. Çal çocuklarını bırakacakları kimse yok. Çocuklara bakacak kimse yok. O yüzden çocuk yapamazlar. Plansız ve düzensiz kentleşme olur. Nüfus artış hızı göçlerin etkisiyle fazla olur. Doğum oranları artmaz. Nüfus artış hızı göçlerle fazla olur. Doğum Do çok fazla çocuk yapamaz burada. Cevap C. Geçelim test. 137'yi açıyorsunuz. Birinci sorudan başlayalım. Allah, sesim kesildi. Yorgunluktan öldüm. Bu kadar uğraşıyoruz. Bir beğeni bile atmıyorsunuz ya. Hiçbir şey demiyorum gençler. Evet. Ya da abone olmadan takip etmeye devam. Ve bayram yarın bayram. Bayramdan bir. Bir gün önce çekiyorum bunu bir daha etleyip yemekle orada. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaları günümüzde 6 büyük proje üzerinde yoğunlaşmıştır. Her sene çıkan bir sınav sorusudur. Buradaki soruları dikkat dinliyorsun. Diğerlerine göre çok daha dikkat dinliyorsun. ya. Yani kültür bölgeleri çıkıyor demiştik değil mi? Bu çıkıyor kalkınma projeleri dikkat ediyorsun. Aşağı aksi bu çalışmaları temel arasında gösterilemez temel hedefler arasında kalkınma projeleri. Bölgeler arasında gelişmişlik farkını azaltmak. Buna bir sınav sorusu diyeyim. Kalkınma projelerin amaç diye sorulacak. Çıkacak gençler bakın. Bu soru böyle çıkacak karşımıza büyük, büyük ihtimal dikkat et. Bu projeler bölgeler arasındaki kalkınma farklılıklarını azaltmaya çalışıyor. Yerli sermaye yerine yabancı sermayenin getirilmesi. Bu pek mantıklı değil değil mi? Yani yabancı sermayeyi getirelim biz buraya. Kalkınma projesinin amacı bu değildir. Ama kalkınma projesinin amacı doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek, altyapı, üst yapıyı iyileştirmek, istem olanaklarını arttırarak bölge dışına olan göçleri azalt bölgedeki göçlerin dışı bölgedeki insanlar dışarı gitmesini engellemek. Ama şu değil. Yerli yatırımcı yerine yabancı yatırımcı gelsin diye kılma projesi yapılmıyor. Yani cevap Bursa geçen Bölgeler arası kalkınma farklılıklarının giderilmesine yönelik oluşturulan işlevsel bölgelerin temel amacı ekonomiyi canlandırmak, yatırımları arttırmak ve bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katılmasını sağlamak. Aşağı hangisinde bu nitelikteki bölgeye örnek gösterilebilir? Kalkınma projelerimiz vardı bizim. O kalkınma projelerinde Şanlıurfa Pamuk Tarım Bölgesi diye bir şey var mı? Ardahan Platosu, Büyükbaş Hayvancılık Bölgesi, Güney Marmara Bor Madeni Bölgesi, Köyceğiz Sığlı Ormanı. Bunlar kalkınma projelerimiz değildi bizim. GAP vardı Güneydoğu Anadolu projesi. KOP var vardı Konya Ovası projesi. Zonguldak Karabük Bartın projesi vardı. Doğu Karadeniz Kalkınma projesi vardı. Do, Do Doğu Anadolu projesi vardı değil mi? Dokap vardı. Doğu Karadeniz Kalkınma projesi. Bu projelerimizden bir tanesi. Diğerleri CHP'ye geçelim diye. Güzel proje yazalım Yukarıdakilerden hangileri Doğu Karadeniz projesinin bölgenin ekonomik kalkınması üzerindeki etkilerine örnek gösterilir. Doğu Karadeniz projesi. Böyle projelerde şöyle düşüneceksin. Burada problem ne? O problemi çözmeye çalış. Ne mesela? Sen gidip Karadeniz'de deniz turizmin potansiyelini arttırmak çalışır mısın? Orada güneş mi var? Problem neyse onu çözeceksin. Problem ne? Ulaştırma ve eğitim orada. Ulaşım zor. Her taraf dağlık. Bunu çözmeye çalışıyorsun. Problem ne? Yaylacılık faaliyetleri. Farklı bir boyut kazandırmak. Çünkü orada yaylacılık var sadece. Yaylacılığın üzerine giderek yaylacılığı geliştirebilirsin. Tutup orada muz üretimini geliştiremezsin herhalde değil mi? Tarla tarımı yerine bahçe tarımına yapılması. Cevabımız 2 ve 3 C. Cemder soruya. Güneydoğu Anadolu ile Konya projesinin hangi hangileri bakımından benzerlik gösterdiği söylenebilir. Güneydoğu Anadolu da kurak bir yerde. Konya da kurak bir yerde su. Genelde burada problem ne? Su. Sulama ile alakalı şeyler burada ortaktır büyük ihtimalle. Tarımda sulama sorularının çözüme kavuşturulmasını alacağız o zaman. Burası çevresinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin yoğun olması. E şimdi su olunca devlet su işleri çevreye gidiyor. Ortak o zaman. İş gücü fazlasının diğer bölgelerle belirli bir plan dahilinde kaydırılması. Böyle zaten ikisi için de yapılan bir durum değil. İş gücünün orada olmasını sağlıyorlar. Başka yere yollamak değil. Zaten amaç bu. İnsanların başka yere gitmesini engellemek. Niye başka yere yollayalım? Seracılığı geliştirerek tarımın bölge ekonomisinin payını arttırılması. Hayır bilgisayar açılık Akdeniz'de geliş 1 ve 2 A içinde. Türkiye'de bölgeler arasında gelişmiş farkını azaltmaya ve kaynakları doğru bir biçimde değerlendirmek amacıyla bölgelerin potansiyellerini ve özellikleri ihtiyaca göre kalkınma projeleri geliştirmiştir. Her bölgenin kaynakları ve ihtiyaçları farklı olduğunda kalkınma projelerindeki öncelikleri de farklı göstermektedir. 2 x'te okudum soruyu. Ben 2 x'te de okuyordum. Siz de 2 x'te izliyorsunuz büyük bir ihtimalle 4x'e dönmüş oldu. Şu an 4 x'te oradaki bilgi kısmını aradan kaynatmış olduk. Evet şöyle haritamız gelsin. Bu haritada normal alanların hangisinde öncelikle hedef yanlış verir. Çok güzel. Şimdi problem ne? Neye çözüm üretiyoruz. Bakalım. Bir numaralı alan Karadeniz. Burada problem ne? Ulaşım. Altyapı. Tamam o zaman bu eşleştirme doğrudur. İki numaralı alan. Burada ne var? Kömür var. Demir çelik var. O zaman demir çelik kömür üretimi olur. Doğru. Üç numaralı alan. Bakalım. Üç numaralı alan. Konya çevresi. Su lazım. Kurak bir yer. O zaman sulu alanların geliştirilmesi olur burada. Dört numaralı alan. Samsun çevresi. Zonguldak. toprak erozyonu, taşkın su kirliliği mücadele. yeşilırmak havzası projesi. Evet. Doğru. 5 numaralı alan. Gap. Yeraltı kaynaklarının verimli kullanılması değil. Maden için yapılmadı burası. Burası ne için yapıldı 5 numaralı Allah? Sulama yine. Başta sulama tabi diğer şeylerde var ama maden için değil. Cevap E. Yine donmuşuz. Kamera bile dayanamadı. Geçelim diğer soruya. Aşağı kartıda meteoroloji genel müdürlüğü Bölge müdürlükleri verilmiştir Haritaya göre aşağıdan hangisi söylenemez Mersin, Adana ve Hatay aynı bölgede yer Mersin, Adana, Hatay Bak şehirlerin yerini bilmen gerekiyormuş demek Ne dedim sana? Harita uygulamasında oyunla beraber Sadece otobüste gidip gelirken bile öğrenebilirsin O oyun kısımları ücretsiz gençler Oturun öğrenin o kadar uğraştık onunla Bir işe yarasın bari Evet aynı bölgedeler kurumun ülke genelinde 15 bölge müdürlüğü yer almaktadır Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15. Evet. Sorunlar öncelikle işlevsel bölge müdürlükleri tarafından giderilmeye çalışılır. Evet. Sorun ilk önce bu niye yapıldı? İlk önce kendi bölge müdürlüğü tarafından giderilecek. Sonra genel müdürlüğe gidecek. Tamam. Şekilsel beşeri bölgelere örnek olarak gösterilebilir. Bunlar şekilsel beşeri bölgeler değiller gençler. Neydi bunlar? İşlevsel. TET'de öğrendik bunu. İşlevsel bölgeler. Bir işi kolaylaştırmak için yapılan bölgelerdir bu. Ki TET'de her sene bir sınav sorusu çıkıyor bu işlevsel şekilsel sel bölge ayrımından hatta en son bir ay önce iki ay önce mevzuyete de çıktı yine. Aynı coğrafi bölgede yer alan bazı iller farklı bölge müdürlükleri de yer almaktadır. Evet bakın aynı coğrafi bölgede ama farklı bölge müdür. Cevap diye geçelim diye soruya. Aşağı haritada Konya Ovası projesi kapsamında yer alan iller koy renkte gösterilmiştir. Proje kapsamındaki illeri ekonomik yönden olumsuz etkileyen faktörler arasında aşağıdan hangisi gösterilebilir? Buradaki en büyük problemlerden biri Nadas tarımının yaygın ol Nadas tarımıyla alakalı soruyu ÖSYM bir şekilde ya şıkka bir Nadas kavramı koyuyor ya başka bir şey şey yapıyor. Nadas'ı kullanıyor. Nadas susuz tarım. Bir sene ektim ürün aldım. Sulama imkanım yok. Bir sonraki sene toprağı boş bırak. Bu çok tehlikeli bir şey. Boş bırakmamak lazım. Niye buraya kop projesi yapılıyor? Toprağı bir sene boş bırakma. Al sana su getirdim. Sula. Ürün ekmeye devam. Ama insanlar yine alışkanlık gereği Nadas'a bırakıyorlar. Bir sene ekip diğer sene boş bırakıyorlar. Bu da ülkeye zarar veriyor. Buradaki olumsuz etkileri Nadas tarımının yaygın oldu. Cevapa geçelim. Diyorum. Bu bilgilerden kaç tanesi Doğu Anadolu ile ilgili? Şimdi nasıl yapacaksın bu soruları? Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'da problemine dağılık, engebeli bir yer değil mi? Ona göre düşüneceksin. Büyük hangi hayvancılık yapılır orada? Büyükbaş. O zaman oranın Büyükbaş baş sorununu çözmeye çalışacak. Büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak et süt üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir. Tamam. Bu bunun bilgisi. Proje kapsamında yapılan barajlardan en önemlisi Atatürk ve Karakaya'dır. Hayır. Bunlar güneyde güneydoğu Anadolu'ya kayıyorlar. Doğu Anadolu projesinde değil yanlış. Gıda tarım ve hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değerini arttırılması amaçlanmaktadır. Evet hayvancılık başta olmak üzere bunu da alabiliriz bunun içerisine. Yeni iş imkanları bölge dışına göçün önleme zaten bu bütün projelerin amacı. kömür ve çeliğe dayalı bu Zonguldak Bartın Karabük projesi. Kömür çelik deyince oraya gelir. Doğan Anadolu'da kömür kömürün çeliğinin ne alakası var? 1, 2, 3 tanesi doğru cevap C geçen diğer soruya. Açan hangisi Türkiye'de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin ortak amaçlarından biri değil. Hepsi için ortak olacak. bölge arası gelişmişlik farkını azaltmak hepsi için ortak. Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak hepsi için ortak. Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak bak hepsi için. Yani bu genele hitap eden bilgiler bu tamam. Ama mesela Güneydoğu Anadolu'da yaylacılık dersem olmaz. Orada ne işi var yaylacılığı. Hani ama bunlar hepsine hitap ediyor. Bak istihdamı geliştirmek, iş olanaklarını artırmak hepsi için sayılabilir. Ağır sanayi dayalı bir ekonomi geliştirmek hepsi için söylenemez. Karadeniz'de ağır sanayi geliştirmek olur mu? Doğu Anadolu'da ağır sanayi geliştirmek olur mu? Olmaz. O yüzden orayı ortak sayamazsın. Çapaya geçen deriz. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için 1950'li yılların sonlarında doğru bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmış ve altı büyük proje üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Güneydoğu Anadolu, GAP, TOKAP, bakın ZBK, KOP, Yeşil Makarsız, Gelişim projesi tamam. Aşağıdaki bu projelerin kapsamında yer alan hedeflerden biri değildi. Bakalım. Kırsal kesimde kentlere yapılan güç azaltma hepsi için geçerli. Bölge içi istihdam olanaklarına insanlara iş sağlamak ister bu projeler. Doğru. Tarım ve hayvancılığı verimini arttırmak. Doğru. Aile planlaması uygulamasını yaygınlaştırmak. Bu projelerin hedefi değil ki bu gençler. Bu aile nüfus aileyle alakalı bir şey bu. Kalkınma projeleriyle alakalı bir durum değil. Bölge hakkının refah düzeyini arttırmak. Evet. Cevap denizle. Çemdeye soruyor. Evet burada çözdüğümüz testler önemliydi. Bakalım artık sona doğru geliyoruz. Hadi sayfa 100 151'i e açıyorsunuz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralı göstermiştir. Bu alanların hangisinde ulaşım olumsuz etkilenen doğal faktörleri yanlış verilmiştir? Bir numaralı alan İstanbul. Şiddetli rüzgar ve sis. Evet gençler İstanbul'da sis ulaşımı olumsuz etkiler. İki yükselti ve engebe. Bakın dağlık engebeli yerleri bilmek ne kadar önemli. İki numaralı yer evet yüksek engebeli bir yer. Çanakkale çevresi ulaşımı da zorlaştırıyor. 3 numara kütle hareketleri. Bakın şurada heyelanlar. Doğu Karadeniz'de heyelan çoktur. Bu da ulaşım olumsuz etkiler. Yolu direkt kayıp götürüyor. Dört numaralı alan çığ ve tipi. Çığlar nerede görülüyor? gençler bakın şöyle. Şöyle bir ters V var burada. Ç. Doğru. Bu da ulaşım olumsuz etkiler. 5 numara yüksek sıcak ve kuraklık. Burası gençler karstik kalkerli bir yap. En, burası taş eli plat. Yüksek dağlık engebeli bir yer. Engebeli ve yüksek olduğu için burada ulaşım kötüdür. Sıcaklıktan dolayı değil cevap E geçelim diye soruya. Yüklerin kapıdan kapıya taşınmasını olarak sağlayan çok biçimli taşımacılık özellikle konteynerların ortaya çıkmasıyla önem kazanmıştır. Bu nedenle ticari işlevi yüksek limanların birçoğunun hinterlandığının hem kara hem de demir yolu ile bağlantısı vardır. Buna göre çok biçimli taşımacılık haritada gösterilen merkez hangisinde daha az geliştiği söylenebilir. Gençler yani şu. Şimdi burada dağlar var tamam. Bu dağlar şöyle dağlar var. Şöyle. Hangisinde çok biçimli ulaşım yoktur? Aslında demir yolu ulaşım bağlantısı yok. Mesela şurada Antalya'ya demir yolu ulaşımı yoktur gençler dağlardan dolayı. Trabzon'a demir yolu yok. Ama şurada Sivas'a demir yolu vardır. Mersin'e şuradan demir yolu hattı gelir. İzmir'de zaten İstanbul'da zaten var. Trabzon'da demir yolu hattımız yok. Unutma. Bu dağları aşıp Trabzon'a hat yapılmamıştır. Şurada Antalya'da demir yolu hattı kuzeyden güneye doğru yani iki içine böyle bir demir yolu hattı yoktur unutmayın. O yüzden burada Trabzon'da arka plana Hinterland'ı dardır. Cevap C. Türkiye'nin çoğu ilinde o ile özdeşleşmiş tarihi ve coğrafi mekanlar önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdaki turistik mekan ve bulunduğu ileşleşmeden hangisi yanlıştır? Sümela Trabzon'dadır. Bunların var ya hepsini tek tek göstereceğim size. Gene. Ve çok güzel bir projem var ama açıklamıyorum projemi çünkü çalıyorlar gençler projemi. Yani e, çalınıyor projem. Şimdi desem ki şöyle bir video serisi yapacağım size. Bir şekilde öğrenecekler. Onu hemen kopyalamaya çalış çalışacaklar benden önce. Benden önce yapabilmek için projelerimi bayağı çırpınıyor insanlar. O yüzden böyle çok fazla projemi söylememeye çalışıyorum artık. Öğrendim bunu yani. Şimdi buraları tek tek bunların hepsini tek tek gezeceğiz. Gün gelecek bu videoları size böyle anlatırken drone görüntüleriyle vesaire videolarıyla anlatacağım size. Çatalhöyük Nöretik kenti. Çatalhöyük Konya'da. Konya'da insanlar çok çatalla hep un var orada yemek orada hep. Hep böyle e, ya orası. Hep çatalla yemek yiyorlar orada. Hattuşaş Hittit. Bakın Hattuşaş Hittit. Çorum'da hatta Çorum'a gideceğiz. 13 Nisan'da neyse belki seneye izliyorsundur siz bunu ama bu sene için konuşuyoruz. 13 diyorum ya 19-20 Nisan'da Çorum'da olacağız. Burayı da gezeriz. Selimiye Camii ve Külliyesi Selimiye Edirne'de evet. Ani harabeleri Diyarbakır'da değil Kars'ta. Evet. Ani, Ani'yi. kışın gideceğim Ani. Ani harabelerine kışın gideceğim. Böyle her döneme her e, bazı dönemler gideceğim her farklı yere. Mesela Van'a bu sene Mayıs ayına yetiştiremeyeceğim çünkü Haziran'da yola çıkacağım. İnci Kefali Festivali'nde gitmem lazım. O yüzden bu seneden geçti. Van bir sonraki seneye Nisan Mayıs aylarında olacak gibi. Hani arabelerine de kışın gideceğim. Kar yerdeyken o e, off-road giydirilmiş aracı böyle karda süreceğim böyle seslerini falan. Güzel olacak Cevap ver. Geçelim deriz. Türkiye'yi bulunduğu bölgede önemli bir ulaşım merkezi haline getiren özellikler arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez? Niye ülkemiz önemli bir ulaşım merkezi? 3. Büyük kıtanın kesişim noktasında olduğu için. Doğru. Karadeniz ve Akdeniz'de önemli limanlar bulunması. Doğru. İstanbul Çanakkale Boğazları olduğu için. Bakın hepsi ulaşım. Dağ sıraların genellikle doğu batı yönde uzanması. Bu gençler biz ulaşımda önemli bir pozisyona getirmiyor. Daha sıraları hiç olmasın önemli bir pozisyon olurdu ama doğu batı yönde uzandığı için diyemeyiz. Hazar bölgesi Orta Doğu arasında enerji taşımacılığı o. Cevap de. Aşağı haritada bazı turizm merkezleri noktada göstermiştir. Bu merkezler aşağıdaki turizm uygulamalarının hangisi yaygın olarak bulunmaktadır? Bakın şöyle çizgi halinde bir şey görüyorsak biz burada. Demek ki burası bir kırık. Fayat. Fayatlarının olduğu yerler. Fayatlarının olduğu yerler sıcak su kaynaklarının termal turizmin olduğu yerler yani. Cevap C. Geçelim deriz. Muğla, Fethiye, Alanya ve Antalya kıyılarında yat ve deniz turizmi yaygın olarak yapılmaktadır. Bu tür turizm faaliyetlerinden sıkılanlar ve farklı turizm etkinliklerine yönelmek isteyenler için ise rafting, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, trekking, yayla ve mağara turizmi gibi etkinlikler önemli bir yer etmektedir. Bu yörelerde turizm faaliyetlerinin çeşit göstermesi açısından hangisine, etkisinden söz edilemez? Niye Akdeniz'de mesela turizm faaliyetleri bu kadar? Çünkü yer şekilleri çeşit gösteriyor. Deniz yaptın ama dağın tepesinde de tırmanma imkanın var. Yer şekli olduğu için böyle oldu. Karsik araziler olduğu için mağara oldu. Yer şekil karsik arazilerle alakalı bir durum. Güneşlenme süresi uzun olması. Evet bu da deniz turizmini geliştirdi. Kıyılarda elveşli plajların olması deniz turizmini geliştirdi. Kaplıca ve Ilıcalar'ın yaygın olması o bölge öyle Kaplıca ve Ilıcalar'ın yaygın olduğu bir bölge değil. CHP'ye geçelim diyelim. Türkiye'deki sanayi ve hizmet sektörü ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? İstihdam açısından en çok çalışanın yer aldığı sektör hizmettir. Doğru. En fazla hizmette çalışıyordu. Tarımda değil. Tarımda çalışanlar gelişmemiş. Sanayi sektörü gerek sistem gerekse ekonomik katkı açısından ülke ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Yanlış hizmet sektörü olmaktadır temel. Hizmet sektörü gayri safi yurt dışı hasılası bakın %70'ini oluşturuyor. Doğru. İslam edilen her iki kişiden biri sanayi sektöründe çalışmaktadır. Yanlış sanayi değil. Daha çok da 1 ve 3 Şang doğrudur. 1 ve 3 Bursa. Geçelim Kruvaziyer gemi üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan yüksek hizmet standartlarının sahip uluslararası rotalar turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileri. Aşağı hangisi bu tür gemilerin uğrak yeri olan limanlardan biri olarak nitelendirilemez. Ülkemizde böyle çok büyük gemiler gençler. Tatil gemileri. İçerisinde bile tatil yapıyoruz. Kayak, mayak, havuz, mavuz her şey var içinde. İstanbul'a gider bu Antalya, Kuşadası'na, Bodrum'a bakın bunlar bizim asıl yerler. İskenderun öyle deniz turizminin o kadar ciddi bir kavan değil. O yüzden İskenderun'a Kruvaziyer gemisi gitmez cevapça için. Kap turu kapsamında haritada belirtilen yerlerin gezen biri aşağıya istenen hangisi gö göremez? Şanlıurfa'da Göbekli Tepe var. Zevguma Gaziantep'te Nemrut Dağı, Adıyaman Nemrut heykelleri. Hevsel de bu bölgede ana arabeleri bu bölge değil. Diyarbakır'da Hevsel ana arabeleri Kars'ta bu bölgede değil. Evet. Cevapçıya geçen bir soru Dış alım giderlerinin dış satım giderlerinden az olması durumunda dış ticaret fazlası ortaya çıkıyor. Yani şu 10 mal satıyorum 5 mal alıyorum. Böylece 5 mal artıdayım. Dış ticaret fazlası oluşuyor. Tabi bizim ülkemizde çok fazla değil. Almanya gibi dışa mal satan ülkelerde var. Buna göre Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip olan aşağıdaki ürün ve veya ürün gruplarından hangisinde dış ticaret fazlası oluşmak. Yani dışarıya dışarıdan alımımızdan çok dışarı satımımız fazla olacak. Biz dışarı ne satarız demek. Elektronik elektronik cihazlar dışarıdan fazla alır. Plastik mamulleri satmaktan çok alırız. Fosil yakıtları satmaktan çok alırız. Fotoğraf bunları sattan çok alırız. Örme giyim eşya aksesuarlarını almaktan çok daha çok satarız. Biz bunu gerçek cevap bursa. Geçem diğer soruyu. Düzelteceğim donma işler. Teslim bitmesini bekliyorum. Yukarıdaki hangilerinin? Turizmin gelirlerinde kültürel faaliyetlerin payının daha fazla olduğu söylenir. Kültürel olacak. Adıyaman Nemrut Dağı diyor ya. Bu doğal bir şey değil. Nemrut Dağı'nda heykeller var. Bunu diyor. Bu Bitlis'teki Nemrut Dağı'nı demiyorsun. Bitlis'teki Nemrut Dağı dese o doğal olur. Ama buradaki adı ya, ama Nemrut Dağı'nda heykeller var. Bunu unutma. Bak sınavda çıkarsa karşına yanarsın. Bu heykellerde nasıldır? Kültürel faaliyetleri geliştir. Evet. Bursa Uludağ kültürel faaliyet değil. Nevşehir, Göreme, Ürgüp bu bölgelerde peribacaları var. Evet doğal bir güzellik var orada ama aynı zamanda o peribacaların içerisindeki kiliseler var, bilmem neler var. Kültürel bir özelliği de var o Nevşehir'in. Bolu Kartalkaya doğal bu da kültürel. Hangileri kültürel? 1 ve 3 Bursa. Geçelim diğer teste. Son, sona doğru geliyoruz artık. Sayfa 167'yi açıyorsunuz. Birinci soru. Kanallar ve yeni deniz yolu güzergahların ortaya çıkmasına neden olarak kıtaların, denizlerin ve okyanusların konumsal öneminin değişmesine yol açar. Buna göre Süveyş kanalı açıldıktan sonra suyalarından hangilerinin önemi artmıştır? Mesela Süveyş kanalı açılınca Ümit burnu önemini kaybediyor. Neresi önemini arttırıyor? Artı Kızıl Deniz'den geçiyor gemiler. Akdeniz'den geçiyor değil mi? Akdeniz'den ve Kızıl Deniz'den geçti için buraların önemi artı 2 ve 4 de geçen değer soru. Nijerya, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen gelişmişlik düzeylerinin düşük olmasında aktörlerinden hangilerinin etkisi daha belirgindir? Doğal kaynakların ekonomik değerinin düşük olması hayır. Nijerya'da petrol var. Ekonomik değeri düşük değil. İklim koşullarının elverişsiz olması tamam. E, o kadar da ya, o kadar da koşulları elverişsiz değil gençler. Yani o kadar değil. Teknoloji bakımından yetersiz olmaları ve çıkartları ham madde olarak satmaları çıkartları. Bu yüzden para kazanamıyorlar. 3 ve 4 E geçemdir. İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz'deki ülkelerin Akdeniz'e yer ve diğer açık denizlere bağlantısını sağlayan stratejik birer boğazdır. Aşağı yukarı hangisi açık denizlere ulaşmak için bu boğazları kullanmak zorunda değil. Gürcistan bizim ülkemizin doğusunda kalıyor. Akdeniz'e inmek zorunda. Şey Karadeniz'e inmek ve bizim boğazlarımızdan geçer. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan bu harita bilgisiyle alakalı bir durum gençler. Bunlar Karadeniz'e iner Karadeniz'den bizim ülkemizden, bizim boğazlarımızdan geçer. Ama Yunanistan zaten Çanakkale boğazının güneyinde kalıyor. Kullanmak zorunda değil. Cevap D Geçen sistemidir. hangisi Asya kaplanları olarak ifade edilen ülkelerin hızlı gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir. Bunu bu bilgiyi öğren. Günümüzde ekonomik faaliyetlerdeki en hızlı yükseliş başta Japonya olmak üzere Doğu Asya ülkelerinde gerçekleşmektedir. Japonya dışında Asya kaplanları olarak bilinen Tayvan, Singapur, Hong Kong, Güney Doğu Asya ticaretindeki hızlı yüksek ticaretindeki hızlı yükselişe ciddi birime kazandırmaktadır. Hangisi bunlardan biri değil? Şey faktörlerden. Üretim maliyetleri düşüktür, işçi ücretleri düşük Uluslararası ekonomik örgütlere üye olmaları da bunların ekonomisi Artırır. Zengin ham maddi kaynak hayır. Bunlar zengin hayvan ham maddi sahip değil. Hong Kong, Güney Kore. Hadi Hong Kong belki yani içinden dolayı olsun ama Güney Kore, Tayvan, Singapur bunlar ham maddi kaynaklar bakımından zengin değil. Dünya ekonomi sistemiyle bütünleşmiştir. Yani kendilerini adapte etmişler dünyaya. Gümrük Birliği vergi indirimi sağladıkları için sanayiler oraya gitmiştir. Cevap C geçelim. Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Babil Boğazı'nın stratejik öneminin fazla olması durumlarından hangilerine dayandırılabilir? Dünya petrol taşımacılığında Hürmüz, Süveyş, Babil Mendeb, tam petrolün geçtiği yerler buralar. Bu yüzden önemli. Orta Doğu ile Avrupa ülkeleri arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısaltarı için. Büyük denizleri birbirine bağlandıkları için değil zaten birçok boğaz kanal büyük denizi birbirine. Büyük akıntı ve rüzgar sisteminin etkilerisinin az olması birçok denizde akıntıların etkisi az. Bunların değeri petrolden geliyor. Yani 1 ve 2 A. Aşağı haritada dünya ticaretine yön veren örgütlere üye ülkeler gösterilmiştir. Bu örgütler özelliklerinden hangileri yönüyle benzerlik gösterir? Bakın bunlar ticari örgütler vardı değil mi? Güney Ortak Pazarı. E, NAFTA vardı şurada. NAFTA. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ve Avrupa Birliği. Bu örgütler özelliklerine hangileri yönüyle benzerlik gösterir? Üye ülkeler arasında ticarette gümrük birliği ve indirimi sağlamaları evet ticaret var burada. Üye ülkelere ekonomik işbirliği arttırmak ekonomi ile alakalı örgütler bunlar. Ticaretin yalnızca üye ülkeler arasında yapılmasını sağlamaları. Hayır, ticaret başka ülkelerle de yapıyorlar. Yanlış bu. 1 ve 2C geçelim diğer soruya. Tarih boyunca insanlar arasında beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlar ile dini, siyasal ve kültürel nedenlere bağlı olarak pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar bazı dönemlerde birden fazla ülkenin müdahalesiyle uluslararası sorun haline gelmekte ve anlaşmazlığa düşen devletler arasında sıcak çatışmalara neden olmaktadır. Güneydoğu, Avrupa ve Balkanlarda geçmişte yaşanan sıcak çatışmalar üzerinde aşağıdan hangisi daha fazla etkili olmuş? Güneydoğu, Avrupa, Balkanlar. Gençler burada soykırımlar yaşanmış. Bunun nedeni de milliyetçilik ve bağımsızlık isteklerinin ile alakalı. yugoslavya'nın dağılması. Cevap D. Aşağı tabloda bazı ülkelerin insanı gelişmiş gelişme endeksi sıralaması verilmiştir. Bu ülkelerin ortak özellikleri arasında aşağıdaki ülkelerden hangisi yok olan cevabı görmüşsünüz burada. Kaydırayım aşağı. Bakın Norveç, İsveç, Avustralya, İrlanda, Almanya insanı gelişmişlikte en yüksekte olan. Yani bunlar Avrupa genelinin çekirdek ailesinden, toplumun genelinin çekirdek ailelerden oluşması. Evet, çekirdek aileler vardır bu ülkelerde. Ülkeler ürete mal ve hizmetlerin değerleri yüksektir buradaki malların. Doğal kaynaklar rezervinin fazla olması? Hayır. Bu ülkelerin hepsinin doğal kaynak rezervi fazladır diye bir şey söyleyem. Evet. C geçelim diğer teste, bu test. Gençler bu son testimiz sayfa 173'e açıyorsunuz. Yer aldığı ülke tarafından korunması garanti edilen ve üstün evrensel değere sahip bütün doğal ve kültürel varlıkları dünya mirası. Bu varlıkların yer aldığı liste ise dünya miras listesi adı verilir. Aşağı hangisi dünya miras yer alan doğal ve kültürel varlıklara yönelik tehditler arasında gösterilemez. Madencilik faaliyetleri bozar bu mirasları. Boru hatları taşımacılığı gençler bu miraslara zarar ver. Boru geçecek. Akarsu üzerinde kurulan barajlar bizim ülkemizde mesela Ilısu Barajı, Hasan Keyfi, depreme yalanlar bozar, ülke içi karışıklar boş bozar. İşit mesela o Orta Doğu'daki çok Tarihi yeri mah. Cevap B. Geçelim diğer soruya. Sera etkisi olan gazların salınımını azaltmak üzere sanayileşmiş ülkeler için çeşitli hedefler belirleyen uluslararası örgüt Kyoto protokolü. Oto. Oto'dan aklımıza gelebilir. Sera. Sera gazlarını otolar salıyor. Mobil. Cevap B. Geçelim diğer soruya. Çevre sorunlarının giderek büyüdüğü ve küresel boyutta etkilerinin görüldüğü günümüzde hükümetlerin yanında şirketlerin ve bireylerin de çevre sorunlarının önlenmesinde rol alması gerekmektedir. Aşağı hangisi çevre sorunlarının önlenmesine yönelik bu tür uygulamalardan biri değil. Tarım alanlarına hayvansal gübre kullanılmalı. Uygulamalardan biri kimyasal gübre zarar verir. Enerji tasarruf sağlayan termostatların ısıtma sistemlerinin üretilmesi. Evet enerji tasarruf sağlıyorsunuz. Daha az kullanıyorsunuz. Çevreye yararlı. Çok kullanımlık alışveriş poşetlerinin yaygınlaştırılması. Bir kere kullanmıyorsunuz. Daha çok kullanıyorsunuz. Böylece daha az. Yani bir ürünü 10 defa kullanıyorsunuz poşeti. Böyle daha az poşet geniş olur. Çevreye yararlı. Çiftçilerin daha fazla gelir getiren ürünlerin ekimine yönelmesi. Bu çevre sorunlarını daha fazla. O bölgenin iklimine uygun ekim yapma lazım. Su Güneydoğu Anadolu için konuşalım. Mısır ekmemen lazım. Bu tehlikeli. Filtre takılması lazım. Evet. Cevap diye geçelim. ülke ülkeler çevre sorunlarının önlenmesine yönelik etkili politikalar, yasal önlemler ve çeşitli uygulamalar geliştirmiştir. Bu politika ve uygulamalar küresel ekonominin korunması ve sürdürülebilirliği açısın, açısından da önemlidir. Aşağı hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Çevresel değerlerin korunmaya sağlanması bu çevreyi korur. Ekonomik gelişmede ekonomik gelişmede sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma çevreyi korur. Kıyı bölgelerinin doldurulmasıyla kazanılan alanlarda tarımsal faaliyetlerle birlikte mera hayvancılığının yapılması. Kıyı bölgesini doldurmayacaksın arkadaş. Bataklıkları kurutmayacaksın arkadaş. Bu senin görevin değil. Kıyı bölgesi ise orası kıyı bölgesi olarak kalması lazım. Bu yanlış bir uygulama. Çevreye verilen zararın giderilmesi için yapılan uygulamaların maliyetinin kirleten tarafından karşılanması. Kirleten bunu öderse yapmaz. Böylece çevreyi korursun. Fosil yakıtları yerine güneş ve rüzgara geçersen çevreyi korursun. Cevap C. Cev Geçem olarak gösteren yerden hangisinde yer alan doğal ve kültürel miras aşağıda yanlış eşleştirilmiştir. Bir numaralı alan Petra Antik. Antik Petra bu bölgede değil. Petra bu bölgede. Yanlış işaretlenmiş. 2 numaradan Göreme Milli Parkı. Evet. 2 doğru bakın. 3 numaradan Machu Picchu Antik Kenti. İnkaların olduğu yer doğru. 4 numaradan Tac Mahal Hindistan'da doğru. 5 numara alan Orhun Yazıtları. Bakın. Evet. Moğolistan'da doğru. Cevap A. Geçelim diye soruyor. Aşağı bazı alan numaralar göstermiştir. Bu alanlarda hangisinde ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir nitelikte olduğu söylenilebilir. Sürdürülebilir orman kullanımı sana sorarsa bu soruyu sorar çevre sorunları bu soru. Yıldızına at. Bunlar ormanları yakıp yıkıyorlar. Bir daha yerine tarım arazisi açıyorlar. Yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Sürdürülebilir kullanan kim? Gelişmiş ülke olan Norveç, İsveç Finlandiya. Orman üretimi var orada. Kağıt üretiyorlar mesela orada. Ama ormanı kesip yerine hemen dikiyorlar yeniden. Ve keserken de yaşlı artık ölmeye, yüzmüş ormanları kesmeye özen gösteriyor. Tamam. Bu sürdürülebilir bir orman kullanımı yapıyor buradaki gelişmiş ülkeler. Cevap C. Geçelim diğer soru. Sistemli doğa koruma bilinci dünya genelliğinde 1960'lı yıllardan sonra oluşmaya başlamıştır. Bu Amaçlı son yıllarda çevresel sorunların çözümüne yönelik pek çok düzenleme yapılmıştır. Aşağıdaki doğal çevrenin koruyup işletilmesi için yapılan çalışmaların temel amacı. Niye doğayı kullanmaya çalışıyor, korumaya çalışıyor? E, gelecekte insanlar doğru düzgün bir doğada yaşasın diye. Tarım alanları ham madde için değil, bol ucuz ve enerji üreti, üretim için değil. İnsanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamaları. E, çocuklarımız, gelecekteki çocuklarımız güvenli ortamda yaşıyor. Cevap e, geçelim diğer soruya. Doğal miras estetik, kültürel ve bilimsel ekonomik unsurları zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlerdir. Aşağılık doğal miras olarak değerlendirilemez. Galapagos adaları bak doğal. Iguacu çağlayan doğal. Amazon ormanları doğal. Avustralya mercan risk doğal. Keops piramidi insan tarafından yapıyor. Doğal değil. Böyle sormayı seviyor ÖSYM bunu. Hangisi doğal beşeri şeklinde dikkat et. Cevap hak için. Aşağı hangisi bu bilince uygun davranışlardan biri değildir. Doğal ve kültürel miraslar tüm insanlığın ortak değeri olduğu bilinci içinde hareket edilmeli. Gelecek nesillerin ortak kültürel miras üzerinde hak sahibi olması nedeniyle bu miraslar kullanırken koruma kul kullanma denge gözetilmelidir. Hangisi bunlardan biri değil? Korumada. Doğal ve kültürel mirastaki turist sayıları, turist sayısının belirli bir sayı sınırlandırılması. Evet, sınırlandırırsan çok kişi gelemez. Korursun. Tarih eserlerin bulunduğu alanların dış etkilerden korunacak şekilde kapatılması. Evet, etrafını kapatırsan korursun. Yasa dışı avlanma ve eser kaçakçılığıyla mücadele edersen korursun. Eserlerin bulunduğu alanlar turistik tesisleri inşa edersen, mesela Salda Gölü'nün kenarına turistik tesis yaparsan hemen göl kenarına ya da Uzun yapıldığı gibi komple oralara binalar koyu betonlaşma yaparsan orayı korumazsın. Yok. Doğal kültürel varlıkların milli park kapsamına alınması. Bunu unutma. Milli park yapmak yararlı bir şeydir. Orada çivi bile çakamazsın milli parka döndüğü Milli park korumak için. Bu da korur. Cevap D. Testimizi bitirdik. Bakın genel tekrar testlerimiz var. Görüyor musun? Bu genel tekrar testlerini sınava bir ay kala çözeceğiz. Kameramızı büyütelim. Bu testi bitirdik. Sadece ben değil. Hemen bu günden sonra Z takımının diğer hocaları da genel tekrarlarını yaptılar. Hemen bir sonra gün diğer genel tekrara. Bir sonra gün diğer genel tekrara geçiş Anlaştık mı? Seviliyorsunuz gençler. Yorulduk. Yorulmadan da emek olmadan da gelecek olmuyor. Yorulacağız. Hayatımız böyle. Yorgunluklarla bazı günler geçecek ama o yorgunlukların sonucunda güzel başarılara ve hedeflere de ulaşmış olacağız. O zaman o başarılara ulaştığımız zaman bugünkü yorgunluklar tatlı bir anı olarak. Ben artık hedefime doğru gidiyorum. Yazın inşallah siz de yazı ahidenize ulaşırsınız. Seviliyorsunuz. Bir sonra genel ikrarda görüşürüz.